Önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye'de yıllardır en çok konuşulan konu adalet. En çok tartışılan konu da adalet. E, bu son dönemde de bu tartışmalar, adaletin tarafsızlığı, bağımsızlığı, e, Kavala davası, Demirtaş davası, dördüncü yargı paketi, kadına şiddet, hayvana şiddet derken... Ee, adalet meselesi yine gündemimizde ve çok konuşuluyor. Biz de Türkiye'de bu konunun en yetkili ismiyle ee, Adalet Bakanı ile bunu konuşalım istedik ee, ve konuğumuz Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Ee, önce sonunda sizi burada misafir edebildiğimiz <laughs> için çok mutluyum. Ben e, iki senedir falan Sayın Bakanlar röportaj yapmak için e, sürekli takip Onunla ediyorum. Buluştuk. Sonunda başardım ama çok mutluyum hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür Şimdi, ederim. İşte Türkiye'de her dönem var. Ee, i̇şte ben bir süre, bayağıdır gazetecilik yapıyorum. Her döneminde Türkiye'nin bir adalet tartışması varmış. Daha öncesinde de varmış, çok çok eskilerde de varmış. Hep siyasetle birlikte devam eden bir tartışma. Ama e, bu dönemde yine e, adaletin tarafsızlığı, bağımsızlığı e, çokça gündem olmaya başladı. Çünkü artık adalet sadece adalet değil. E, demokrasi, adalet. E, ama bir o kadar da ekonomi de adalet. Hayatın her alanında eğer adil bir ülke değilseniz, bu size bir fatura çıkarıyor. Türkiye'de bu tartışmaları siz de takip ediyorsunuzdur. Ee, size de çok geliyordur bu eleştiriler. Hatta burada bayağı Twitter şakaları falan yapmışlar sizi misafir edince adaletin olmadığı ülkenin adalet Bakanı geliyor falan diye <laughs> klasik sosyal medya eleştirileri. Ee, siz bu eleştirilere ne diyorsunuz önce 2021 Türkiye'sinin adalet Bakanı olarak? Evet, öncelikle ben tüm izleyicilere buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza. Adalet, insanlık var olduğu günden beri hep aranan ve kainatın, yeryüzünün, gökyüzünün adalet üzerine durduğu temel bir değer. Ve esas itibariyle her zaman belli dönemlerde dozu artarak, azalarak bu adalet çünkü insanlığın varoluş gayesi olduğu için bu konuda her zaman gündem olmuştur, olmaya devam edecektir. Türkiye'de bu konuda darbe dönemin e, yargılamalarını gördük. 27 Mayıs'ları, 12 Eylül'leri sizi buraya tıkan güç bunu istiyor diye darbeciler, yani seçilmiş başbakanı yargılayıp idam kararına götürürken de sözde adalet diyerek darbeciler evet. darbe yaptı ve sizin yargılanmanızı istiyor, bu ceza almanızı istiyor diye. 27 Mayıs kendi hukukuyla darbecileri bu anlamda meşrulaştırmış. 12 Eylül döneminde bir sağdan bir soldan diyerek, yaşı büyütülerek idam edilen uygulamalara şahit olmuş. 28 Şubatları briefing alan yargılar ve bu finge göre hareket eden yargı, sonrasında FETÖ'nün kumpas davaları, kendisi gibi olmayanları dinleyen, milyonlarca insanı dinleyen ve talimatla kararlar çıkartan, anayasaya, hukuka, kanuna değil, kendi yaraşık, paralel yapısına göre karar veren bir yapı. Bunlar birçok örnekleriyle insanların düşüncesinden, dilinden, kıyafetinden, yaşam tarzından dolayı ötekileştirildiği ve yargının da aparat olarak kullanıldığı dönemleri Türkiye'de yaşadık. Bunlar eski Türkiye'nin örnekleriydi. Ve 15 Temmuz'dan itibaren bakın, Türkiye'de bir demokrasiye, hukuka, anayasaya bir saldırı olduğunda yargı daha ilk saatlerde talimat verdi. Juntacıları, darbecileri, hukuku engellemek isteyenleri derhal yakalayın diye talimat verdi. Yani Türk yargısı için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Yargının milletin yargısı olmasına dönük çok önemli bir milattır 15 Temmuz. Ve darbeye selam duran, briefing'e selam duran, insanların inancına, kültürüne, dinine, dinine e, öteki mantığıyla bakan anlayış yerine milletin demokrasisine seçilmişine yönelik saldırının karşısında ben anayasayı korurum diyen bir yargı orada devreye girmiştir. Esas itibariyle de e, burada yargının bu duruşundan rahatsız olanların da mevcut duruma yönelik bir e, itibarsızlaştırma kampanyası da oldu açık. Elbette her mesele çözülmüş, her şey güllük ilistanlık, her şey çok iyi e, diyemeyiz ama daha iyiye gittiği yönünde bir hakkı teslim etmek lazım. Son tahlilde insanın olduğu yerde hatalar olabilir ama daha iyiye doğru gidiyoruz. O yüzden çalışmalarımızı da buna göre sürdürüyoruz. Size bir şey soracağım. Geçenlerde e, çokça yazı yazılıyor da yani özellikle bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında e, bir takım cemaatlerin, tarikatların adı geçiyor ve bunların yargıda yapılandıkları ve böyle FETÖ benzeri bir riskin artık yavaş yavaş yaklaştığı hatta ciddi manada... E, ele geçirdikleri söyleniyor. Mahkemeleri, Adalet Bakanlığı'nın Yüksek Yargı'yı falan. Burada işte Hak Yol ve Menzil tarikatlarının isimleri geçiyor. Siz bu iddialardan haberler misiniz Sayın Bakan? Şimdi, e, yargıya yönelik az önce de gene ile söylemeye e, çalıştım, gayret ettim. Yargıya yönelik sistematik anlamda her dönemde e, bir saldırı oldu. Ve bu dönemde de özellikle az önce söyledim 15 Temmuz sonrasında yargı ilk defa Türkiye'de bir darbeyi yargılıyor. Yani bugün 251 insanımızın şehit olduğu bir geceyi yaşadık. Demokrasiyi koruyan, hukuku koruyan bir yargı hemen harekete geçti ve hukuku ortaya koydu. Dolayısıyla bunu yapan yargıya yönelik sistematik bir saldırı söz konusu. Yargı asla ele geçirilebilecek bir mevzi, bir merci değildir. Yargı Türk milletinin yargısıdır. Hepimizin yargısıdır. Yargı göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir kurum. Dolayısıyla bu tür e, yargının e, bu anlamda yargıya yönelik e, itamları kabul etmek mümkün değil. Yargı özellikle FETÖ'den arındıkça e, inşa süreciyle beraber eksikliklerini telafi ederek yoluna devam ediyor. Ama soruşturulması mümkün. gerekmez mi şekilde. Adalet bakanlığı böyle bir çalışma olmasın. HSK e, anayasal bir kurum biliyorsunuz ve HSK e, bu anlamda e, bir e, disiplin anlamında herhangi bir konu varsa ciddi olan her konuyla ilgili elbette bir anayasal mekanizmadır ve bu konuda yapılır. Yani dedikodu yıpratmaya yönelik ifadelerin dışında gerçek hangi olgu varsa bunun üzerine elbette bu gidilir. söylediğim iki tarikatın özellikle yargıdaki etkisiyle ilgili eleştirileri, iddiaları siz de takip ediyor musunuz? Size de ulaşıyor mu bunlar? Bu konuda somut olgu anlamında hangi husus varsa elbette bakılır ama bunların hiçbir geçerliliğinin olmadığını, yargıya yönelik sistematik bir saldırı olduğunu ifade etmek lazım. Yargı göz bebeğimiz gibi korumamız gerekir. Özellikle bilinçli bir şekilde bu anlamda yargı mensupları, Anadolu insanları artık soru çalarak hakim savcı olan bir meslek değil. Bu anlamda anayasa hukuka göre karar veren bir süreç. Dolayısıyla yargıya yönelik bu anlamdaki saldırıların art niyetli bir şekilde olduğunu kabul etmek lazım. Yargı tamamen ideolojisini adalete teslim eden bir mekanizmadır. Yargının başka ideolojisi olmaz Candaş Bey. Yargı mensubunun tek idolüsü vardır adalet. Adaletten başka hiçbir ideoloji kabul edilemez. Biraz önce söylediniz Sayın Bakan. Yani darbe dönemlerinde de 15 Temmuz'a kadar gelen süreçte de e, yargının o kadar ne bağımsız ne tarafsız olduğunu söylemek mümkün değil. Demek ki elede geçirilebiliyor bir şekilde. İşte tam da bu anlamda özellikle 15 Temmuz sonrasındaki tasfiyelerden sonra da yeni süreçle birlikte inşa ile birlikte Türk milleti ele geçirecek bir kurum değil. Türk milleti sadece ve sadece Türk yargısı, Türk milletine hizmet eder. Onun dışında hiçbir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Bu konudaki hukuktan, anayasadan başka nereden farklı bir yere talimat alan bir yapı olursa onlarla mücadeleyi de sürdürürüz. Bu konuda asla kabul edemeyiz. Bunun örneklerini geçmişte gördük. Yani ben siz hiçbir için, tarikatın, cemaatin yargıda yapılanmasına izin vermeyecek Asla mi? öyle bir... Hiçbir şey, hiçbir kişisel görüş yargıda e, egemen olamaz. Yargıya egemen olacak tek görüş adalettir. Adaletten başka hiçbir görüş egemen olamaz. Bunun ötesinde e, hangi bir somut olgu anlamında bir konu varsa bu da HSK, anayasal bir kurumdur. Bu konuda milletimiz adalet beklediği ve gözünü diktiği, e, güvenerek diktiği yargıyı lekelemeye kimsenin bu anlamda e, zaten hakkı yoktur. Buna da izin verilmez. Bu anlamda da ki dedikoduların. Ee, işte şöyle oldu böyle oldu bunların hiçbir hukuki gerçek temeli de yok gerçek olan olgu anlamında İnsanın olduğu yerde hata olur. Varsa da bir yanlış, hukuka aykırı bir durum. Bu konuda da HSK zaten anayasa bir kurum olarak Çokça yazı var yazılan. Siz de söylüyorsunuz bunların somut olanlarını araştırıyoruz diyorsunuz. Bir tanesi çok ilgimizi çekti benim. Bir, çok da konuşuldu. E, İsmail Saymaz yazdı. Bir Yargıtay üyesiyle yaptığı konuşmayı kaleme aldı. Ondan sonra Sayın Yargıtay başkanı da bir cevap verdi hatta bir açıklama yaptı. Orada çok ilginç bir ifade var. Diyor ki e, kendi WhatsApp grupları olduğundan bahsediyor. Yargı içindeki bu e, yapıların. Ve bu Whatsapp grupları üzerinden e, yargı süreçlerinin manipüle edildiği iddiası var. Şimdi bu çok büyük bir iddia. Yani diyorsunuz ya artık yani HSK bunu soruşturuyor mu? Düşünüyor mu bu? Şimdi, bir e, de mesela ne bileyim en azından gazeteciyi çağırıp kardeşim kimle konuştun denilebilir. Kaynağını söylemese bile bir araştırma yapılabilir. Bu araştırmaya ya, değer bir iddia bence. Bu Yargıtay dediğimiz yüksek yargı, anayasal bir kurum. Ve Yargıtay üyeleriyle ilgili konuyu Yargıtay kendisi değerlendirir. Kendi üyelerini. Anayasal ve yasal yetkisi itibariyle bu konuda elbette Yargıtay e, gerektiğinde bu açıklama yapar. O konuda onlar adına bir söz söyleyecek durumda değilim. Ama bir yüksek yargı mensubuna yönelik bu tür e, ifadelerin e, bu anlamda e, söylenmesi, yani bir delil, bir husus varsa bunun üzerine elbette yargıta gidecektir. Hukuka aykırı bir durum varsa. Ama ben bir yargı mensubu olmadığım için, yüksek yargı mensubu olmadığım için de ne WhatsApp grubum var ne de o anlamda öyle bir bilgi var. Ama duyarsınız ya. Ya Adalet ee, Bakanları bu konuda mahkemelerde olup bitenler en çok duyan insanlar. Var. Yani kulaklarına gelir. Ben ben Yargıtay'ın ve yüksek yargının, diğer tüm mahkemelerin çok saygın, çok değerli hukuk insanları olduğuna ve hiçbir şekilde kendi adalet duygularını başka hiçbir kimse ipotek ve akıllarını kiraya vermeyeceklerine inanıyorum. Bu konuda güvenim sonsuz. Ama bir kişi bile bir eksikliği varsa buna başta yargıta ilgili kurumlar olmak üzere üzerine giderler. Hukuksuzluğa hiç kimse izin vermez. Ama böyle bir genelleme yaparak yüksek yargıyı, yargı mensuplarını, insanların adalet beklediği, gözünü diktiği bir yeri yıpratmanın ne ülkemize ne vatandaşlarımıza hiçbir faydası yok. Bunların sistematik bir şekilde e, olduğunu ama varsa bir tane bile hukuk aykırı, Elbette yargı hiçbir leke kaldırmaz, bu anlamda da ilgili kurumlar mutlaka gereğini yapar, yapacaktır. Yargıtay başkanının açıklamasını söyledim size, çok enteresan bir şey. Yargıtay başkanı genel yargı ile ilgili, sadece yüksek yargı ile ilgili değil, dedi ki yargı her zaman bağımsızdı dedi. Şimdi ben mesela buna katılmıyorum ama sizden de Adalet Bakanlığı titrinizi bir kenara bırakıp bir hukukçu olarak cevap vermenizi rica ediyorum. Şimdi bugünden çıkalım, çünkü siz şu anda Adalet Bakanı'sınız, şu an söylediğiniz her şey şu anki yargıyı Tabii. bağlar, bir oradan çıkalım. Ama yargı her zaman bağımsızdı. Çok Türkiye'yi bence yansıtan bir şey değil. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Yani Türkan Saylan'ın evine bu ülkede terör operasyonu yapıldı. O dönem Türkiye'de yargı bağımsız mıydı? Evet. Bakın FETÖ zamanında az önce de kısmen girdim. Kumpaslar kurarak askeri hiyerarşiyi kendi dizaynları içerisinde yapmak üzere. FETÖ terör örgütü askeri ele geçirin, yargıyı ele geçirin, mülkiyeyi ele geçirin diye talimat vererek paralel bir yapı kurdu. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve kripto bir yapılarla Askeri hiyerarşiyi de kendi dedikleri gibi yapmak üzere iftiralar, kumpaslar ortaya kondu. Deliller üretildi, sahte deliller üretildi ve bir gece yarısı baskınlar, gözaltılar yapıldı, hukuksuzluklar yapıldı, usulsüz dinlemeler yapıldı. Elbette yargı bağımsız değildi o dönemde paralel bir yapı anlamında FETÖ'ye ve kendi hiyerarşisine hizmet eden, adalete hizmet etmeyen, hukuka hizmet etmeyen, anayasadan talimat almayan bir yargı. Dönemin başbakanı diye Cumhurbaşkanımız hakkında 17-25'te fezleke iddianame hazırladılar. Çekmeceye koydular. Yani yargı bir takım yerlerden, anayasadan değil, hukuktan değil, usulsüz dinleyerek Türkiye'de siyaseti dizayn etmek, Türkiye'de askeri ve kurumları hiyerarşilerini bozmak üzere deliller ürettiler. Demek ki yani değil Elbette değil. O yüzden diyoruz yani o dönemde yargıya yönelik kimse bir şey söylemezken, bu kadar ağır eleştiri yapmazken bugün o yargıyı ele geçiren ve e, kumpaslar kuran o sözde hakim savcılar, o dönemin terör örgütü militanları, o dönem görevde olanlar yargılanıyor diye bugün bunu yargılayan yargı mensuplarına yönelik iftira atılması gerçekten maalesef Ben bunu vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Yani usulsüz dinleyip bir gece yarısı kendisi gibi olmayan askeri hiyerarşi kumpas davaları delil üreterek e, bizim onurlu milli insanlara yönelik saldırılar yapıldığında ee, bu saldırıları yapanlar bugün yargıtayda yargılanıyor, yine yargı önünde adliyelerde hesap veriyor. Bunlardan mı rahatsızlık duyuluyor acaba? Dolayısıyla e, bu konuda elbette e, avukat tutmayacaksınız, hakim savcı yargı ile geçeceksiniz diye talimatlarla gelinen bir süreçten bugün yargı bu tasfiye sonrasında milletin yargısı olma yolunda çok önemli adımlar atıyor. Bu e, 15 Temmuz sonrasındaki tüm bu adımlar yargının hiçbir zümrenin, hiçbir grubun, hiçbir hizbin yargısı olamaz. Yargı ancak ve ancak Türk milletinin yargısıdır. Edirne'deki Alamcan'ın da yargısıdır. Diyarbakır'daki Fatma teyzenin de yargısıdır. 84 milyonun yargısıdır. Ve çünkü onlar adaleti buradan bekliyorlar. Bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz. Elbette bağımlı olduğu, birifikler aldığı dönemler oldu ama bugünden 15 Temmuz'dan itibaren bu tavsiyelerle birlikte yargı daha iyi noktaya gidiyor. Her şey güllük gülistanlık mı? Her şeyi düzeltirdim mi? Hayır öyle bir iddiamız yok. Bu süreçlerin hepsi bir sihirli değnek gibi değil. Yargısal kültürün inşası ile ilgili belli bir dönem geçmesi gerekiyor. Mevzuatta hala düzeltmesi gereken konular var. Uygulamanın bu anlamda refleksleri ile ilgili, kültürü ile ilgili konular var. Hukuk fakültesi eğitiminden başlayan, hatta lisede başlayan eğitimlerle beraber topyekun bir kolektif süreç ama bu konuda çok iyi neticeler alıyoruz. Daha iyiye doğru gidiyoruz. Ama yapılacak elbette daha çok şey var. Bizim de şu konu eksik, burada nasıl böyle karar verir, nasıl böyle bir gerekçe olur dediğimiz konular olmuyor mu? Elbette oluyor. Ama yargı bağı Yargı bağımlı. kararlarıyla ilgili bir şey. Yargı kararlarıyla ilgili yani bakıyorsunuz yargı kararına. Bu nasıl bir karar, nasıl bir gerekçe, bu adaleti nasıl tecelli eder diye elbette eleştirdiğimiz, bizim de katılmadığımız kararlar oluyor. Sizin bir Adalet Bakanı olarak böyle eleştiriniz oluyor mu? kendime oluyor yani bir elbette e, bunu bir bu nasıl e, mahkeme son, karar son dediniz, karar çıkıyor de, mu? E, yani e, o, katılmadığımız kararlar oluyor ama Türkiye'de şu var onu da söylemem lazım bir hukuk sistemi var hukuk sistemi içerisinde yanlış karara bir başka mercie itiraz etme imkanı var yani savcının vermiş oldu bakın e, candaş bey geçtiğimiz yıl savcının önüne savcılığın önüne gelen dosya sayısı ne kadar biliyor musunuz 4 milyon yeni dosya gelmiş savcının önüne tüm Türkiye'de 5,5 milyon da mahkemelere gelen dosya var. Şimdi savcılığın vermiş olduğu bir karar yanlış. E ama bu karara karşı 4 milyon işlem yapmış savcılık tüm Türkiye'de geçtiğimiz yıl. Devam edenler hariç yeni gelen 4 milyon. E eksik hata siz deyin 100 ben deyim 1000 tane. Ama 4 milyon dosyadan bahsediyoruz. Yanlışsa da bir üst merci itiraz etme imkanı var. İstinafı getirdik, yargıtay var, anayasa mahkemesi var. Dolayısıyla hukuk düzenimize güveneceğiz. Yanlış karar olabilir, eksik hatalı olabilir ama Türkiye bir hukuk devleti bu kendi sistemi içerisinde bunun düzeltilme mekanizmaları vardır. E, bu yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ile ilgili en çok muhalefetin eleştirdiği şey önlerden bir tanesi de AK Parti yargısı diye, adaleti diye bir kavram ortaya atıyorlar. E, siyasetin özellikle iktidarın yargı üzerine çok baskı kurduğu. ...ve bütün mahkeme kararlarının bir şekilde siyasi iktidar partisi onayıyla çıktığı yönünde. Bu eleştirileri ne diyorsunuz onu soracağım önce. Buna katılamayız tabii. Yani bu bir defa anayasal bir e, kurum olan hiçbir yerden talimat almayan yargıya büyük bir mühtan olur. Yani yargı mensubu şu şunu dedi bu bunu dedi diye bir karar veriyorsa zaten o yargı mensubu olamaz. Öyle bir durumda asla söz konusu değildir. Hatalı eksik karar olabilir ama yargı kimsenin yargısı değildir. Yargı milletin yargısıdır. E, Sayın MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatıyla istifa eden bir yargıta üyesi çok konuşuldu. Bayağı sayın yargıta üyesi açıklamasında dedi ki genel başkanımızla yaptığımız istişare sonucunda istifa ettim. Bu bir şekilde yargıya müdahale değil mi siyasetin? Yani burada açıklamayı... Yani bir siyasi açıklamayı... parti genel başkanının şeyiyle, telkiniyle ya da ricasıyla ya da neyse adı. Bu Yargıtay üyesi değil öncelikle söylediğiniz. Birinci daire üyesi Hamit Kocabey. Hakimler Savcılar Kurulu. Özür diliyorum. HSK birinci daire üyesi Hamit Kocabey. HSK üyesi. Yargıtay diye diye Yargıtay evet. kaldı aklımızda. Yani dolayısıyla bir Yargıtay üyesi değil. Bu konuda nasıl bir açıklama yaptı? Ben başkası adına nerede açıklama yaptı o konuda bilgim yok bu açıklamadan da. Dolayısıyla bu ne şekilde nasıl bir açıklama yapıldığını bilmiyoruz ama HSK Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda mecliste bir konsensüsle e, seçildi. HSK'nın mevcudiyeti e, şudur. Türk milleti adına yargı karar veriyorsa anayasamızda e, HSK üyelerinin büyük çoğunluğunda meclis seçsin diye bir düzenleme yapıldı. Meclis dediğimiz nedir? Meclis dediğimiz AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti e, tüm milletin oylarıyla seçilmiş milletvekilleri. Değerli bir orada siyasal akıl var. Bu siyasal akıl belli bir konsensüsle anlaşırsa HSK üyelerini seçer ve HSK da bir yargı kurumu organı değildir. Yani bir mahkeme değildir. Bir idari yargının idari organıdır. Hı. Bu konuda eksiklikler olduğuna millet adına denetlesin. Dolayısıyla o anlamda milletin seçtiği kişiler tarafından seçilen bir kurul oldu. Daha demokratik meşruiyeti güçlendi. Dolayısıyla orada seçilen bir konu. Herkesin kendi takdiridir. O süreçle ilgili e, benim e, açıklamadan da bilgim yok ama HSK toplumsal meşruiyeti, demokratik meşruiyeti güçlü olan bir kurum olarak görevinde ve hizmetinde. Sizin o gün Sayın Bahçeli'yi aradığınız sizin telefonlarınıza çıkmadı iddia edildi doğru mu? E, tabii bu konularla e, onun ötesinde telefona çıkma diye bir şey yok ama biz e, Cumhur İttifakı olarak her zaman görüşüyoruz Sayın e, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki değerlendirmeleriyle süreçlerle alakalı çünkü mecliste olan bir süreçlerle ilgili elbette biz istişare diyalog içerisindeyiz ama Sayın Cumhurbaşkanımızla zaten görüştüler. Bizim o konularla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızla talimatları doğrusunda bir değerlendirmemiz oldu. Görüşmeler de yapıldı. Dolayısıyla meclis süreciyle ilgili her zaman reformlarımız var, çalışmalarımız var. Bu görüşmelerimiz. Sizin arayıp ulaşamadığınız doğru değil o zaman. Ben arayı aramadım yani Hı. Sayın Bahçeli'yi Şimdi başlığı. tabii en çok konuşulan e, konu bu hafta sonu büyükelçiler krizi e, yaşadık. E, sonunda şey yaptılar, geri adım attılar. Cumhurbaşkanlığı da bir açıklama yaptı onun üzerine e, falan ama çokça konuşulan Batı'dan özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Bir e, Bildiğim kadarıyla Bakanlar Komitesi takip ediyor. Türkiye'den bir eylem planı istediler. biz o eylem planını gönderdik. Siz, Sayın Cumhurbaşkanı, hükümetin birçok üyesi bunun kabul edilemez olduğunu, yani Türkiye'deki büyükelçilerin buradaki bir yargı süreciyle ilgili bir açıklama yapmasının kabul edilemez olduğunu söylediniz. Bu süreçte şu anda neredeyiz tam olarak? Önce onu sorayım size. Yani kriz geçmiş bitmiş gibi görünüyor ama. Evet, Candaş Bey bu konuda... Büyükelçilerin ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Ülkemizin, milletimizin ve egemen bir Devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Bu anlamda Onurunu koruyan Türk Halkı'sına yönelik saldırıya karşı Çok onurlu bir duruş sergilemiştir Esas itibariyle Türkiye Cumhuriyeti bakın önümüzdeki günlerde Cumhuriyetimizin yeni yılını kutluyoruz evet. Ve 100. yıla doğru gidiyoruz Ve kıyamete kadar bizim Ay Yıldızı bayrağımız, Cumhuriyetimiz daha güçlü bir şekilde Devam edecek yoluna Türkiye egemen bir güçtür. Türkiye öyle birilerinin şamar oğlanı değildir. Türkiye birileri tarafından terbiye edilmeye yönelik bir terbiye odasında oturtulan, talimat verilen, parmak sallanan bir ülke değildir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamalarıyla ortaya koydu ve gösterdi. Biz isterdik ki bu konu milli bir mesele. Yani bu konuda iktidarıyla, muhalefetiyle, ortak bir duruşla, yani Türkiye'ye yönelik, egemen bir devletin varlığına yönelik, Türk hakisine yönelik bu anlamda kabul edilemeyecek tavırlara karşı bir ortak e, sesin güçlü bir şekilde çıkması elbette yakışanıydı. Ama burada e, bu açıklamalardan sonra, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra e, büyükelçiler ifadelerini çektiler. Çünkü bu açıklama bir defa bizim anayasamızın 138. maddesine aykırı. Ve Viyana e, Sözleşmesi'ne göre her diplomat bulundukları ülkenin iç işlerine karışmama ve onların egemenliğini tanıma yolunda bir taahhütle kabul ediliyorlar. Ee, anayasamıza aykırı kimse tavsiye terkinde, talimatta bulunamaz Türkiye arkasına yürüyen bir dava ile ilgili ve Viyana Sözleşmesi'ne aykırı bu davranıştan vazgeçilmesi önemli bir başarıdır. Bundan sonra artık hiç kimsenin Türkiye'nin egemenlik işlerine, iç işlerine, egemenliğine yönelik saldırıda bulunmayacağını da bundan sonra bulunamayacağını da ben düşünüyorum, inanıyorum. Ve bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız çok gerçekten yerinde bir Türkiye'nin hukukunu Türkiye hakkısına göre haksız saldırıya karşı da çok önemli bir duruş sergiledi. Peki burada şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Ee, Bakanlar Konseyi var, oranın da bir takibi var. Türkiye'den bir e, eylem planı istedi yanılmıyorsam değil mi? Biz de o eylem planını gönderdik mi? E, galiba 2 Kasım'a kadardı yanlış hatırlamıyorsam tarihi. Çok net Türkiye'nin verdiği cevap, biz ahimin gereğini yaptık fakat başka mahkeme kararları var. O kararlarla ilgili uygulamada devam ediyor dendi. Yani özeti bu söylenen. Fakat... E, Oradan, batıdan sürekli hem Kavala davasıyla ile hem Demirtaş davası ile ilgili bu tip mesajlar gönderilmeye devam ediyor. Bu sürecin nereye devrileceğini düşünüyorsunuz? Şimdi az önce Büyükelçi konusunda söylediğim gibi yürüyen bir davada kimsenin bu anlamda bir tavsiyesi, telkini yok. Biz tüm diplomatik ilişkilerimizi, ülkemizi menfaatli olursa da sürdürürüz. Yani o yönüyle şu anki durum nedir denirken biz tüm pozitif gündemle, ajandayla her ülkeyle diyaloglarımızı sürdürürüz. Bu konu yargısal bir süreç, devam eden bir konu ve Türkiye hem ahim hukukunu, uluslararası sözleşmeleri, Türkiye'nin iç hukukunu da kabul ederek düzenlemeler yapmıştır. Bu konuda yasal ve iç mevzuatta düzenlemelerimizi yaptık. Ee, bu konudaki prosedürler devam ediyor. Kendi Uluslararası Sözleşme Çerçevesi'ndeki prosedürlerde devam ediyor. Türkiye'den savunma isteniyor, açıklama isteniyor. Ee, Türkiye tezini ortaya koyuyor, e, yargısal süreçlerle ilgili bilgileri aktarıyor, o mekanizmaları işletiyor. Bir kere bu dışarıdan baskı konusunda e, herkes az çok hem fikir. Yani Türkiye'deki yargıya dışarıdan bir baskı yapılmaması neticesinde ama bir yandan da bir eleştiri var. Deniyor ki Amerika'nın baskısıyla Rahip Brunson'u, Almanya'nın baskısıyla Deniz Yücel'i tahliye ederken de bu baskıya maruz kalmadık mı? Ya, Türk yargısı kimsenin baskısıyla hareket etmez. Türk yargısı dosyasına deliline göre bakar, karar verir. Ee, Türkiye'de e, geçtiğimiz yıl 9 milyon dosya hakim savcılardan geçmiş, devam edenlerle birlikte 19 milyon. Yani konuştuğumuz 3-5 e, dosyada Şöyle oldu, böyle oldu. E, hakimler o milyonlarca önündeki dosyadaki e, konuya, dosyadaki delile göre karar verir. Terkine kulağını kapatır. Adalet figürünün gözü kapalıdır. Adalet figürü, sanığın önündeki dosyadaki kişinin kimliğine, failine bakmaz, dosyadaki delile göre karar verir. Dolayısıyla bu konudaki genellemeleri ve total bir yaklaşımda e, yargıya yönelik bu konudaki suçlamaların e, kabul etmek doğru değil tabii. E... Şimdi siz buraya gelmeden önce programa çalışırken ben özellikle bu dosyaları da biraz e, okudum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle Demirtaş kararında çok net bir şekilde söylediği şey e, serbest bırakın diyor. Şimdi e, ve bu Bakanlar Konseyi tarafından da söyleniyor. Bu işin bir yaptırıma gitme ihtimali nedir? Şimdi burada... E, Devam ederse bu süreç bu şekilde. Burada yürüyen davayla ilgili bir konuda Adalet Bakanı olarak benim şöyle olur, böyle olur ya da şu şekilde davranır diye bir yürüyen süreçle ilgili konuşmuyorum ilkesel olarak, etik olarak. Dolayısıyla şunu söylemem lazım. Yani Türk yargısı, anayasa ne diyorsa, hukuk ne diyorsa ve baktığı dosya ne diyorsa, onun gereğini yerine getirerek süreci devam ediyordur. Yargısal süreçler hepimizin saygı olması lazım ve yargısal süreçlerin de tamamlanmasını hepimiz saygıyla beklememiz lazım ve milletin de beklediği bu konuda sürecin adil bir şekilde verilen kararı da tamamlanmasıdır. Bunun ötesinde bizim yargı mensubu da olmadığımız için, yargı mensupları üzerinde yerarşik amir de olmadığımız için daha ötesini söylememiz çok lazım. E, dördüncü yargı paketi biterken de, yanılmıyorsam açıklama sırasında ya sizin ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok önemli bir sözü var. Geç gelen adalet adalet değildir dediniz. Ve buna da katılmayan kimse yoktur herhalde. E, şimdi Kavala davasında şöyle bir tuhaflık var. Mahkemeler ne karar verir ne vermez bilmiyorum. Açıkçası ben ne Osman Bey'i tanırım ne de dava dosyasına hakimim ama e, 4 yıldır tutuklu. Şimdi e, burada geç gelen adaletle ilgili bir sizce de tuhaflık yok mu? Yani mahkemenin 4 yıl tutuklu tutması, bir karar verilmemiş olması tam da bu geç gelen adalet bu değil mi? Şimdi burada yani yine yürüyen bir davayla bağlantılı olduğu için bu konuda da e, dosyalar millet önünde anayasaya göre aleni olarak yapılıyor. Herkes dosyaya bakar, o konuda e, kalkıp e, değerlendirmesini yapar. Ama biz yargısal anlamdaki tüm denetimler bir eksiklik yanlış varsa bir üst merci tarafından denetlenebilmekte. Disiplin anlamında farklı bir konu varsa anayasal olarak enstitüel denetlemekte. Hukuk, siz hukukçusunuz yani. ya Burada son tahlilde hakim savcı yerinde geçip şöyledir böyledir şu olmuştur diyemem. Yani onun hepsiyle ilgili hangi tarihte oldu nasıl oldu bunların elbette yürüyen bir davayla ilgili bir şahsi kişisel fikrimiz vardır. Ama bizim burada adalet bakanı olarak şöyle olmuştur böyle olmuştur demem yürüyen bir davayla ilgili öyle ya da böyle HSK Başkanı sıfatında olduğu için Adalet Bakanı olarak benim bunu etik bulmuyorum. Yürüyen bir davayla ilgili yorum yapmayı hmm. değil, dosyadaki e, delillere ben göre hakim savcıların bir adaleti bir hakkın yerine getirecek kararı vererek e, toplumun adalet duygusunu e, bu anlamda tatmin etmesi ve evet adalet yerini buldu. Dedirtmesinden başka bizim Osman dağıtık. Kavala davasını bir kenara koyalım. Siz yürüyen bir dava olduğu için e, teknik olarak konuşmak da istemiyorsunuz. Haklısınız. Sıradan herhangi bir mahkeme kararı diyelim. Bir insanın dört yıl tutuklu kalması, yani hiçbir mahkeme karar verilmemiş olması e, tam da geç gelen adalet kavramının şeyi karşılığı değil mi? Bakın Boş biz... ver. Yani Osman Kavala'ya demir taşmasına takılmıyor çünkü orada başka şeyler de var anladığım kadarıyla. Birinci yargı paketinde e, bir düzenleme yaptık. Kanun düzenlemesiyle. Ve bu reformlardan birisiydi. Uzun süre... E, tutuklamaları sona erdiren, tutuklulukta azami süre anlamında bir düzenleme getirdik. Ve bu azami sürede e, kişi tutuklu hakkında iddianame hazırlanmamış, neyle suçlandığını bilmiyor. Eğer belli bir sürede bu e, açıklanmadıysa, hazırlanmadıysa bu kişiyi ya serbest bırakın ya davasını açın, soruşturmayı hazırlayın diye bu anlamda bir düzenleme yapıldı. Yani AK Parti olarak, hükümetimiz olarak biz Cumhur İttifakı ile çıkardığımız bu reformlarla birlikte Vatandaşın bu anlamda bir kişinin tutuklulukla ilgili azami bir süre olması yönünde bir değerlendirme yaklaşımda tutukluluk bir cezalandırmaya dönüşmesin diye bir düzenleme yaptık. Ve bu konuda çok önemli. Yani bu temenni değil, uygulanan bir mevzuat ve bu uygulanıyor. Dolayısıyla bu anlamda bunu da söyledikten sonra yürüyen bir konuyla ilgili elbette taraflar aleni olarak bu konuyu ayrıca değerlendirir. Ama bizim tutuğumuz insan 5 yıl, 6 yıl yani bu konularla alakalı bir suçlamayla maruz kalıyor ama davası açılmıyor. Burada belli bir süre olduktan sonra artık o kişi ya tutuklu kalmayacak ya da davasını açacaksınız. Neyle suçlandığını bilecek. Bu anlamda düzenlemeler yapıldı ve tam da bu yaklaşımda bu değerlendirmemizi ortaya koyduk. E, şimdi e, 2 Mart'ta insan Hakları Eylem Planı açıklandı. Ne? bayağı 30 Nisan'da da 2 yıllık süreyi kapsayan bir uygulama eylem planı e, devreye girdi. O uygulama eylem planında amaçlar, hedefler ve faaliyetler var. E, bendeki bilgiye göre eylem planının üzerinden şu an 6 ay geçti galiba değil mi? Nisan tabii. 6 aya yakın bir süre geçti. Şimdi bir aylık hedefler vardı. 6 e, aylık hedefler vardı. Bir aylık hedefe e, yere 6 bir aylık hedefte yer alan 6 hedeften şu ana kadar hiçbir gerçekleşmemiş. 3 aylık 40 hedeften 16'sı 6 aylık 84 hedeften de 20 tanesi gerçekleştirebilmiş. Toplam 130 hedeften de yalnızca 36 tanesi gerçekleştirilmiş. Uygulama takviminin biraz gerisinde kalmışız gibi gözüküyor. Burada ne gibi zorluklar var? Neler yaşandı? Neden geride kaldık? Burada Can ve biz Türkiye'ye bir hukuk devleti ve hukuk devletinin temel unsuru bekamızı biz hukuk devletine borçluyuz. Ve Türkiye'de yaşayan her vatandaşın temel hakkı insan onuruna, insan haysiyetine, e, saygıyı e, korumak. Dolayısıyla insan onuru için yaşar, devlet de insanın onurunu korur. Bu çerçevede biz 2023'e kadar insan hakları anlamında vatandaşımızın hangi alanlarda haklarına yönelik uygulamada, mevzuatta eksiklikler var? Bunları tespit edelim ve bu konuda da devlet olarak kendimize bir ev ödevi çıkartalım, bunları yapalım diye bir yol haritası çıkardık. Bunu yaparken de toplumun her kesimiyle oturduk, tartıştık, dinledik. Yani biz bu belgeyi hazırlarken sadece bir e, kesimin görüşüyle oturup bir e, plan yapmadık, bir yol haritası çizmedik. Türkiye'de benim bir sözüm var diyen, e, hangi görüşte olursa olsun tüm siyasi partilerde oturduk ve insan hakları nasıl daha iyi olur, nasıl güvence altına alınır diye, ki bunun e, hedeflerinden birisi de yeni sivil anayasa en zirvesi, bir yol haritası ortaya kondu. Ve özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik Türkiye sloganıyla, başlığıyla bir yol haritası ortaya koyduk. Burada %50'sine yakını bu süre itibariyle hayata geçti. Ama kanunu gerektiren konular var, meclisin tatilde olması sebebiyle. Hmm. Meclis açıldı, bütçeden sonra bunların aşama aşama yine hayata geçeceği. Bu bir taahhüttür, milletimize sözümüzdür. Bu hayata büyük oranda sıkıntısız bir şekilde geçmiştir. Ama hepsi uygulanmamıştır. Kanun gereken konular mecliste şekillenecektir. Ve yine idarenin uygulama gerektiren konularla ilgili teknik usullar çalışılıyor. Tüm bakanlıklar, sadece bizim bakanlıkta değil, yani bu Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimizin milletimize sen bir insan olarak doğuşla beraber, doğduğun andan itibaren haklara sahipsin. Ben devlet olarak bu hakları korumak, geliştirmekle görevliyim. Yani bizim elimizde bir hukuk yol haritası var bu hukuk yol haritasıyla insan merkezli bir yaklaşımda ev ödevimizi çalıştık, eylem planımızı koyduk ve bu konuda da e, hükümet olarak e, yolculuğumuzu, bu konudaki e, reform yolculuğumuzu da yine sürdürüyoruz. E, sizin kafanızda bu iki yıllık süre içerisinde ne kadar bir hedefi gerçekleştirebilmek ee, var yani ne kadar mümkün olabilecek bunun e, hedefimiz e, amacımız hepsini gerçekleştirmek tabii burada e, kanun gereken ustlarla ilgili e, meclisimizin takdiri e, söz konusu e, burada yine e, destek verilmesi ve kanunlaşması diğer idare ile ilgili konularda hükümetimizin zaten cumhurbaşkanımızın milletimize taahhüdü bu konuda sorunsuz hepsini bir hakkın uygulamayı milletimizi biz hedefliyoruz. Bunu da gerçekleştireceğiz. Adli yıl açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı'nın adalet doğası çokça eleştirildi. Sayın Bakan bu eleştirilerle ilgili ne düşünüyor? Çok merak ediyorum demiş bir izleyicimiz. Şimdi orada adli yıl açılışı değil. Adli yıl açılışında ne Adalet Bakanı konuşur, ne hükümetten temsilciler bu anlamda adli yılla ilgili. Yargıtay Başkanımız konuşur ve adli yıl açılışında öyle bir konuşma oldu. Burada Yargıtay binasının ile ilgili ve yine oradaki bir yargısal bina ile ilgili bir açılışta yapılan bir dua olmuştur. Yoksa adli yıl açılışında yapılan bir dua değil, farklı yerlere çekildi. Bizim milletimizin her işine dua ile başlar. Yani bundan niye rahatsız oluyoruz ayrıca? Yani adli yıl yargısal bir faaliyet değil ki, bina açılışında bir hayırla olsun diye yapılan bir duadır. Bu da farklı yerlere çekildi, önemli olan adli yıl anlamında, Yargıtay Başkanımızın verdiği çok önemli mesajlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği çok önemli mesajlar var. Bu konudaki e, çalışmalar e, çok değerli. Onlara kıymet vermek lazım ayrıca. Ve işin diğer kısmı da adli yıl değil. Orada binanın açılışında hayırlı olsun duasıdır. Birkaç izleyici sorusu da sorayım size. Yeni anayasa çalışmalarını sürdürüyorsunuz. Her fırsatta yeni anayasanın muhalefet ve iktidarın ortak sorumlu olduğunu dile getiriyorsunuz. E, muhalefetin sizin bu söylemlerinize yaklaşımı nasıl? diye sormuş izleyicimiz. Şimdi e, 12 Eylül darbe anayasasıdır. 12 Eylül'de darbeciler Ey millet biz sana bunu layık gördük ve bunu oyla diye getirdi. Yani bir sağdan bir soldan bu ülkenin genç evlatları baharlarında, ömrünün baharında e, hayatlarına kıyıldı. E, gelecekleri ellerinden alındı, çalındı. Böyle bir anayasada e, bir defa ruhuyla birlikte bir darbenin tortusu var. Tafsıyla beraber de Türkiye artık yeni yüzyıla doğru gidiyor. Bu e, anayasa artık eskide kalmıştır. Biz daha ilerici. Gençlerimizin beklentileri var, yeni bir Türkiye tahayyülü, daha güçlü bir Türkiye tahayyülü var. Ee, kadının, e, ailenin, e, toplumun, işçinin, işverenin, e, Türkiye'ye dair sözü olan, Türkiye'de yaşayan herkesin, Diyarbakır'daki, Akkaya'daki amcanın, Edirne'deki, İzmir'deki bir öğrencinin bir gelecek tasavvuru var. Bu toplumsal sözleşmeler, anayasalar. Gelin bunu yeni yüzyıla, yeni anayasayla girelim diyoruz. Yeri geldiğinde her türlü meselede bu niye böyle olmuyor, bu niye böyle daha demokratik değil işte demokratik belgenin en zirvesi anayasadır. Gelin bu anayasayı beraber sivilleştirelim, daha demokratik bir hale getirelim dediğimizde de burada masadan kaçıldığını görüyoruz. Öyle mi? Oysa iktidarıyla, muhalefetiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok net çağrısı var. Gelin önerilerinizi getirin. Bu önerilerle beraber oturup bir anayasayı yaparak milletimiz ve siyasetin... Evet, Artık darbecilerin anayasası değil. Biz millet olarak mecliste toplumun her kesiminin temsil edildiği milletvekilleri var. Meclis haritmeti öyle. Biz bunu yaptık. Milletimizin de onayına sunduk. Ee, bu toplumsal sözleşmeyi sağladık demir gibi bir ödevi var. Ve esas itibariyle meclisten ne çıkarsa çıksın yine milletimizin referandumuna sunarak bu anlamda anayasayı da yine yürürlüğe koymak lazım. Yani darbeciler, darbe sonrası bir anayasa yapmış bir siyasetçi eğer bundan dolayı bir rahatsızlık duymuyorsa bu bir özgüven eksikliğidir. Siyasetimiz bunu yapabilecek güçtedir. Ya ne sonuç çıkarsa çıksın referanduma gitmeli mi diyorsunuz? Evet, elbette. Yani bunu milletimizin de onayını ayrıca sunmak lazım. Türkiye bir darbe anayasasıyla yönetilmeyi hala bunun yürürlükte olmasını hak etmiyor. Türkiye sivilleştiği, demokratikleştiği, demokrasiye yönelik tüm saldırıları her şekilde püskürten bir Türkiye'nin gençlerimizin 84 milyonun yeni ve sivil bir anayasaya hakkı vardır. Bunu da yapmanın ödevi siyasetindir. Ben ümit ederim ki tüm muhalefetiyle beraber e, mecliste bu konsensüs oluşur ve Türkiye'nin meselesini çözecek, daha demokratik bir hale getirecek, temel insan hakları ile ilgili güvencileri anayasal teminat altına alacak bir e, evet bu benim anayasam. Yani 84 milyon herkesin e, bu benim anayasam diyebileceği e, bir anayasaya Türkiye layıktır. Bunu da siyasetin yapma gibi ödevi var. anayasa tartışmalarında ilk üç madde konuşulur oluyor. E, ve oradan da bir çözümsüzlük çıkıyor zaten. E, çünkü herkesin kaygısı o ilk üç maddede ne olacak e, konuşması. E, siz bu anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili tartışmaları nasıl buluyorsunuz? Bir, sizin görüşünüz ne? İki. Şimdi burada e, anayasayla ilgili e, yapılması gereken çok önemli lafzıyla, ruhuyla değişiklikler var. Anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili Cumhuriyet e, ve Cumhuriyet'in nitelikleri e, bunlar bizim ortak değerlerimiz. Ve biz yeni yüzyıla bu değerlerle beraber yürüyeceğiz. Dolayısıyla bu konuda hiçbir bizim sorunumuz yok. Bunları koruyarak, insan haklarına dayalı, daha Dayı, güçlendirerek... Layıklık bu değerlerden biri değil elbette, mi? Tabii ki. Bunlar bizim ortak değerlerimiz. Türkiye'nin ortak gelecek tasavvurundaki önemli nitelikler, Cumhuriyetimizin nitelikleri ve değerlerimiz. Bunları hep beraber koruyacağız. Ama mevcut anayasa, devleti alıp insana, vatandaşa ödevler yükleyen, biz diyoruz ki yeni anayasa insan merkezli olsun ve benim haklarım vardı doğuşta kazandığım. Ben Hakkari'nin bir köyünde de doğsam benim doğuştan getirdiğim haklarım var. Kars'ın köyünde de doğsam, İzmir'in merkezinde de doğsam konakta benim doğuştan getirdiğim haklarım var. Ve devlet bu haklara saygı duyarak, geliştirerek, koruyarak bir ödev yükleyen bir anayasayı Milletimizin önüne getirmemiz lazım. Dolayısıyla bu anlamda bir anayasayı milletimiz yeni yüzyıla, yeni anayasayla girmeyi ümit ederim, dilerim bir ülkenin vatandaşı olarak gerçekleştirmiş oluruz. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül ile sohbete devam edeceğiz. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül. Şimdi kadına şiddet tabii Türkiye'nin çok e, bir türlü çözemediği bir mesele. Ne yazık ki e, artık kadına şiddetle geçti. kadına vahşet falan vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu dördüncü yargı paketinin devamında e, çok doğru bir iş yapıldı. Kadına yönelik şiddeti önleme büroları kuruldu. Yani e, adliyelerde sadece tek işi bu olan... E, bürolar var. Başka hiçbir suça bakmıyorlar. Sadece bu suça bakıyorlar. Dolayısıyla daha konsantre çalışıyorlar. Daha etkili çalışmaya çalışıyorlar. E, fakat benim merak ettiğim şu, bu suçla mücadelede ne kadar etkili oldu bu uygulama? Bu e, özellikle e, kadına yönelik şiddete ilişkin, 2019'dan itibaren bakanlığımız genelgeleriyle, uygulamalarıyla e, ve çıkan kanunlarla beraber e, tüm kurumlar, Aile Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, tüm hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti ve talimatlarıyla daha fazla ne yapılabilir? Bu konuda her türlü çalışma yaptık. Bizim için kadına yönelik şiddet amasız, fakatsız, toleranssız bir şekilde sonuna kadar mücadele edilmesi gereken temel bir alan. Dolayısıyla hiçbir kadının bu anlamda yalnız bırakılmadığı ve yanında her süreçte olunduğu bir yargısal süreci de çok önemli görüyoruz. Bu çerçevede özellikle tedbir mahkemeler anlamda her konuya bakan mahkemeler vardı. SK, bakanlık genelgeleriyle kadına yönelik şiddetle ilişkin soruşturma büroları kuruldu. Yani işi esas itibariyle ihtisas anlamında hem savcılıklarda hem mahkemelerde bir kadının mağduriyeti söz konusu olduysa spesifik ve ihtisas anlamında oraya fokuslanan bir yaklaşım ortaya kondu. Ve bunun hem soruşturmaların daha hızlı yapılması hem bir kadın geliyor ama bir yıl önce de şiddete maruz kalmış. Bunu göremiyordu uygulayıcılar. Biz bu anlamda daha önceki hikayesini de hakim savcıların görebileceği bir sistem ortaya koyduk. Yani dikkat bu kadın daha önce de bir şiddete maruz kalmış diyerek uygulayıcılara çok önemli bir aşama ortaya koyduk. Kadına yönelik şiddet faili tahliye oldu. Kolluğa haberdar etme ve bu konuda da yine hem kanunla da birlikte dördüncü yargı paketinde de boşanmış eşe bile olsa ağırlaştırıcı bir sebep olarak uygulanması gerektiği yönünde çok önemli düzenlemeler yapıldı. Elektronik kelepçe uygulaması bu yıl Ocak ayı itibariyle tüm Türkiye geneline yaygınlaştırıldı ve bu hususta da bir farkındalık biz illerde de mağdur odaklı adalet anlayışıyla uygulayıcılarla tüm sahada da bunları inceliyoruz. Yani bir kadın daha şiddete uğramaması için ne gerekiyorsa bu konuda tavizsiz ve toleranssız şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok önemli neticeler de alıyoruz ama bu konuda duraksama olmaksız. Asla daha iyisini de mümkündür yaklaşımıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Size orada iki tane örnek soracağım. E, i̇ki gazeteci geçenlerde paylaştılar. Biri Özlem Gürses, biri de Melis Alpan. Bayağı ağır küfürler, hakaretler yani hatta bir tanesinde baya ölüm tehdidi falan da var bence ve bunların hepsine takipsizlik karar verilmiş Sayın Bakanım. Nasıl oluyor bu? Ya şimdi bu kadar Evet. Hele bir de yani önemli bir konuda. Evet. Şimdi Candaş Bey, hiçbir kimseye hakaret etmek hukuk tarafından kabul edilemez. Ve e, kimsenin kimseye de hakaret etme, sövme özgürlüğü yoktur. Eleştiri elbette olabilir. Farklı görüşlerimiz olabilir, katılmadığımız görüşler olabilir. Bunları medeni bir şekilde eleştiride bulunabilirsiniz. Ama gerek sokakta, gerek sosyal medyada, hiç kimsenin bir başkasına hakaret, sövme, hakkı, özgürlüğü yoktur. Yani hakaret bir özgürlük olamaz. Yani ifade özgürlüğü olabilir, eleştiri özgürlüğü olabilir ama hakaret, sövme kabul edilemez. Somut konuyla ilgili e, elbette bilemiyorum ama takipsiz kararına karşı itiraz yolları ve e, bu anlamda e, hukuki mekanizmalar var. Hatalı olabilir, yanlış olabilir ama bunun hukuk mekanizması içerisinde düzeltilir. Biz genel itibariyle e, hiçbir insan, kendi onuruna karşı, haysiyetine karşı saldırı, hakareti kabul edemez. Bu konuda da her türlü gelişimi e, ve bu konudaki her türlü yasal ve diğer konularla ilgili ne ihtiyaç varsa e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konu e, temel bir konudur. Kimsenin e, Kadına şiddet oynayamaz. meselesiyle ilgili. Şimdi mesela bu soruşturma büroları çok önemli. En azından buna konsantre ve sadece bununla meşgul olan bir büronun olması bile çok daha etkin bir mücadele gerçekleştirir. Ama diğer taraftan da bazı e, yargı kararları e, bu mücadeleyle ilgili ciddi bir engel oluşturuyor. İşte bunlardan birkaç tanesini ben size örnek olarak söyledim. Şimdi bir tane bir şey var. Onu size sormak istiyorum. Bu adli yargıda hakim başına düşen dosya ve hakim sayıları diye bir grafiğimiz var. Genelde çünkü hakim savcıların yükünün çok ağır olduğu ve mahkeme kararlarında işte bu tartışılan durumların ortaya çıkması da bunun çok etkili olduğu söylenir. E, bize şu rakamları bir anlatabilir misiniz öncelikle? Arkadaşlar bir verebilir miyiz ekrana onu? E, bir grafiğimiz var. E, yıllar içerisinde hakim sayıları ve dosya sayısı diye. Şimdi en son ha bu bu mu? Evet bu. Şimdi 2020 rakamı nedir? 9121 hakim 709 dosya mı? Evet. Evet. Şimdi, Şimdi yıllar içerisinde hakim sayısı artıyor, dosya evet. sayısı da azalıyor. Evet. Şimdi burada e, yargının nitelikli bir karar vermesinde dosya sayıları, iş yükü çok belirleyici Candaş Bey. Ee, az önce de söyledim kısmen genel itibariyle dosya sayılarını. Ee, şimdi 1145 e, 2011'de 10 yıl önce bir hakim düşen, yargıya düşen dosya sayısı 1145 imiş. Evet. Şimdi 709'a e, inmiş. Yani burada e, hem hakim, hakim savcı sayısı sayısının da artması, 9121'e e, çıkmış vardı. Hakim savcı sayısının artması da etken bir başka emniyet siporları da var. Arabuluculuk gibi, uzlaştırma Hı. gibi. Yani 1.600.000 dosyada Ara buluculuk sistemiyle taraflar helalleşti. İşçi işverenle helalleşti ve mahkemeye gitmeden yani bir ayda en fazla hakkına ulaştı. Ne kadar sürede? Bir ayda hmm. en fazla. Yani yıllar sürecek bir konuyu mahkeme önüne götürmedi. Bu sistemi getirdik. 2018'de işçi iş davalarında. Yine ticari davalarda. Ticari davalar ki hayatın çarkı çok hızlı dönüyor. Burada da çok önemli neticeler elde ettik. 1 milyon 600 bin dosya... Mahkeme sistemine değil, taraflar bir masaya oturdu ve bu masa etrafında bir karar verildi. Dolayısıyla bu konu yargının daha nitelikli karar vermesi. Dosyası az olunca daha nitelikli karar verecek. Vatandaşımızın yargıdan iki temel beklentisi var. Benim meselemle ilgili adil bir karar ver ve bu kararı da makul sürede ver. Yani bu iki haklı talebi yargının gerçekleştirmesi gerekir. Biz yürütme olarak bu gibi teknik imkanları hazırlarız. Yasama, mevzuat önündeki engelleri ortadan kaldırır ve ondan sonra da karar artık hakim savcıların yargı mensubunun vereceği adil karara düşer. Önümüzdeki dönemde de idari sulh dediğimiz bir konu var Candaş hmm. Bey. Bu da vatandaşın devletle olan uyuşmazlıklarında yine mahkemeye gitmeden bir masa etrafında oturup konuşmasına yönelik bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Yani? Şöyle idari sulh mekanizmasını getiriyoruz vatandaş devleti mahkemeye vermeden yani bir haksızlığa uğradığı idarenin yapmış olduğu bir eylemden dolayı zarar uğradığını düşünüyor. Zarar uğradı. Mahkemeye gitmeden önce devleti mahkemeye vermeden ya da devlet vatandaşı mahkemeye vermeden önce bir masa etrafında oturup belli bir süre konuşacaklar. Anlaşma yolu olunca hiç kimse birbirini mahkemeye vermeyecek. Kimle konuşacağız mesela? İdarenin, devletin yetkilileriyle. Hı. E, zarara uğramış vatandaş, iş adamı, işçi, memur, genç bir nevi yine bir arabuluculuk gibi gibi Mahkeme. evet arabuluculun devletle olan uyuşmazlıklarını düşünelim. Ya yani böylece vatandaş devletle, devlet vatandaşla mahkemelik olmayacak. Bu da idari bu yardımcı, da, Değil mi? Evet. İdari sur dediğimiz bu mekanizmada inanıyorum ki önümüzdeki dönemde meclisin takdiriyle kanunlaştığında burada da vatandaşlarımız daha etkin bir şekilde yargısal hizmetlere ulaşacak. Evet. Yani tüm bunların hepsinin amacı reformları başarıyla uygulamak ve bir, bir süreç başarıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye'de adalete erişim anlamında sorunları çözme yönünde hükümetimiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Bunların meyvelerini de alıyoruz ama daha yapılacak elbette önemli işler var. E, bu şeyi sormuşlar, çok fazla soru var bununla ilgili. Şimdi kadına şiddet karşı soruşturma bürolarını size sordum ama orada... Son yargı paketinde deniliyor ki bu suçların evlilik anlaşmasıyla ilişkilendirildiği, evli olmayan ya da bir şekilde evlenmemiş kadınlara yönelik kadına şiddetin bu kapsamın dışında tutulduğu, dolayısıyla tüm kadınları korumaktan uzak olduğu yönde. Bu eleştiriye ne diyorsunuz? Şimdi burada özellikle meclisimiz boşanmış eşlerin de birbirine karşı şiddeti çok yoğun bir şekilde uyguladığı, gösterdiği, ama e, bu konuda da bir ağırlaştırıcı sebep olmaması e, bir eksiklik olarak değerlendiriliyordu. Bu e, yeni çıktı daha birkaç ay önce çıktı. E, bu hususta daha ne ihtiyaç varsa, yani bizim buradaki temel kriterimiz şu Can Bey. Hiçbir kadına yönelik şiddetle ilgili mevzuatta, uygulamada daha yapılacak her şeyi yaptık bu diyemeyiz. Neye ihtiyaç varsa meclisimiz kanun gereken konularla ilgili e, siyaset, e, idare, yürütme bu konuda e, müteakkızdır. Ve bu konuda sıfır toleransla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi son yargı paketindeki hepimizin artık oh sonunda dediği bir şey de bu hayvanlara yönelik şiddete karşı geçmişte hayvanları bir eşya olarak gören düşüncenin yasalardan atılması oldu. Artık hayvana şiddet de bir canlıya karşı işlenmiş suç oldu. Öncelikle gerçekten bunun için teşekkür ediyoruz. Çünkü siz de bir hayvan seversiniz biliyorum. Kediniz var galiba değil mi? Kedi, Oscar. <laughs> Adı Oscar mı? <gülüyor> Oscar. <gülüyor> Ee, ama yani bu artık gerçekten 2021 Türkiye'sinde ayıptı. Yani hayvanlara karşı suç işlemenin bir eşyaya karşı işlenmiş gibi algılanması e, bu bir ayıptı. Bu ayıpta kurtardığınız için sahiden teşekkür ediyorum. E, artık o güzelim hayvanları eziyet etmenin bir bedeli var öyle değil mi? Şimdi e, çok önemli bir konu. Bir defa e, bütün canlılar insanlık ailesine emanettir. E, mevcut durumda e, bir mal olarak değerlendiriyor. Yani bir kişinin sahipli evet. bir şey bir hayvan varsa ona karşı işlenen eziyetler, işkenceler suç oluyordu. Ya bu kabul edilemez diye yani Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatlarıyla bizim bu konudaki paradigmayla, ile bu bir mal değildir, bir candır. Dolayısıyla onlara bu konuda eziyet eden, öldüren bir ceza hukukunun yaptırımına tabi olmalıdır şeklinde düzenleme yapıldı. Dolayısıyla sahipli sahipsiz hayvan ayrımı ortadan kaldırıldı. Önceden para cezası verilirken bu Türk ceza ceza hukukunun konusu haline geldi. Hapis cezası verilecek şekilde geldi. Ama ne yaparsak yapalım bir defa bakış açısı önemli. Yani bunu bir tüm varlıkları bir emanet olarak görmeyince bu tür maalesef insanlık dışı uygulamalar oluyor. Umarız bu kanunda uygulamada bir farkındalık oluşturur ve hiçbir cana, hiçbir varlığa, bize emanet olan bu canlara karşı bir kötü muamele, eziyet, işkenceyi görmeyiz. Çok değerli bir düzenlemeydi ve uygulanıyor şu anda. Da. Bu şimdi tam olarak yasa olarak neyi değiştirecek Sayın Bakan? Yani bir hayvana karşı bir suç işte Bir hayvanı katletti biri diyelim. Öyle. Şimdi şuradan çıktık. Sokakta bir kedi, köpeğe karşı bir eziyet, işkence yapıyor. Önceden benim kedime karşı yapılıyorsa, köpeğime karşı, bu benim hani malım gibi görülüyordu bakış açısı itibariyle söylüyorum. Bu bir suçtu. Ama sokakta bir kedi, köpeğe işkence, eziyet yaptığında bunun ceza hukuku anlamında ne savcı, ne yargısal, ne kolluk hiçbir şey yapamıyordu. Bırakılıyordu. Burada bir ceza hukukunun konusu haline geldi. Para cezası değil, hapis cezası verilebilecek süreçte. Evet. Tarım-Orman bakanı da bu konuda çok önemli çalışmaları var. Onlar da meseleyle ilgili yakından bir ön değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla bütün canlılar bu konuda daha iyi korunacak şekilde bir düzenleme ortaya kondu. Yani hapis cezasına kadar gidecek. Gidebiliyor, evet. Bu çok önemli. Şimdi çok önemli bir uygulama daha var. Bunu size soracağım. Şeyin ismini tabii benim için de şey öğrenmek o kadar zor ki, yani hukuki terimleri öğrenmek çok zor. İfade almaya yönelik mesela hakkında yakalama kararı var bir vatandaşın diyelim. İlk gözaltına alınıyorlar. İşte otelde, orada, burada, evinde bir seyahate çıktığında falan. Sırada böyle çok da hani bir ağır bir suç değil. İşte ee, işte bir normal bir suçtan dolayı dosyanızda ifadeniz eksik. Polis sistemde görür görmez bu görevini yapıyor ve sizi evet. gözaltına alıyor. Geliyorsunuz gece saat 2 belki 1 ya da hafta sonu cuma gecesi ise pazartesiye kadar gözaltındasınız. Gece ise sabaha kadar gözaltındasınız. Sabah gidiyorsunuz savcıya 5 dakika bir ifade veriyorsunuz ve gidiyorsunuz. Serbest bırakıyorsunuz. Fakat bu bir süre sonra gerçekten zulme dönüşüyor. Herkesin hayatında böyle bu. Şimdi yeni yargı paketiyle birlikte bir uygulama başladı. İfade bunun adını söyleseniz ben bir türlü söyleyemiyorum. Bu yeni uygulamanın adı nedir? Artık böyle olmayacak. Evet. Şimdi bu insan hakları eylem planında onun bir parçası. Evet, Mart'ta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hedeflerden birisi ve hayata geçti. Meclisimize ben tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. önemli bir uygulamaydı. Şimdi ifade almak üzere mahkemeler e, tarafından şikayetçidir ya da ifadesine başvurulacaktır. Yakalama çıkıyor. Yani bir şekilde tebligat gitmiş, e, ulaşmamış haberi de olmayabilir. E, ve çok rahat bir şekilde e, yurt dışına e, çıkıyor ya da e, otelde kalıyor. E, bir şekilde e, bu e, yakalanıyor poliste görevi gereği. Bunu alıyor. Evet. Savcılığa, nezarethaneye götürüyor. Şimdi burada e, kişiye e, otelde yakalandı. Gece 2'de otele gitti girişte. Diyor ki ya ben 3 gün sonra döneceğim. Ben Ankara'ya dönüyorum ya da İzmir'e dönüyorum. İşte biletim burada. Ben döndüğümde giderim mahkemeye ifadeyi veririm. Ya da pazartesi gelirim. Ee, taahhüdünü alıyor ve serbest kalıyor. Bu gerçekten hani reformlar ya ne oluyor ne bitiyor. Bu çıkmış bir kanun ve uygulanmış. Bugün 3 bin vatandaşımız gece otelde alınmadı. Havalimanında yurt dışına gidiyor. Git kardeşim güle güle git. 10 gün sonra geliyorum bileti. Döndüğünde de gel taahhüdünü veriyor. Ve çok insani, medeni bir şekilde hukukun insanlara yük olması değil, hukukun insanları kolaylaştırmacı bir misyonu olduğuna inanıyoruz. Bu da onlardan biri. Şimdi size havaalanı adliyesini de soracağım. Bir dakika dur. Önce şunu bir anlatın. Çünkü bu hepimizin hayatını çok etkileyen bir şey bu. Ya burada yani bir, bir şekilde size şikayet etmişler. Haberiniz olmamış, tebligat gelmemiş ve mahkeme tarafından da ifade alınsın. Görüldüğü yerde bu kişi alınsın ifadesi, için diye. Polis alıyor, savcıya, nezarethaneye gidiyor mahkemeye çıkıncaya kadar. Bu uygulamada vatandaş taahhüt versin, taahhüt verecek. Ben üç gün sonra mahkemeye geliyorum, ifade vereceğim dediğinde otelde git kardeşim sana hayırlı geceler, havalimanı sana hayırlı yolculuklar, döndüğünde mahkemeye gel ve bu ifadeyi ver, diye insanların serbest bırakıldığı bir uygulama. O, o taahhütte bulunduğunuzda artık gözaltına alınmıyorsunuz. Şeyde de gözaltına tutulmuyorsunuz. Gözaltına tutulmuyorsunuz. Şu Otelin an otelinde kalıyorsunuz. 3000 kişi, kişi. Evet, yani yaklaşık 3-3 aylık çıkan bir kanun ve uygulamada da. Bunu bu arada bu birçok insan bilmiyor, biliyorsunuz değil mi? Yani e, şu an sizin anlatmanızı öğrenen olabilir. Ben çünkü siz programa geleceksiniz diye çalışırken öğrendim evet. Böyle bir şey ya, İyi çalışmışsınız siz de. Şimdi burada bir de şöyle bir şey var tabii. Ee, bir diğer sorun da hava alanı meselesi. Evet. Uçağa binecek insanlar. Uçağa bindiğinde o sistemden görünüyor bir arama kararı oluyor. Tıpkı söylediğiniz gibi bir, e, bir mahkeme süreci de olabilir. Tabii. Havaalanı Adliyesi diye bir şey kurulmuş. Görüntüleri de var galiba. Sayın Bakan anlatırken lütfen arkadaşlar o görüntüleri de verelim insanlar görsünler. Nedir bu Havaalanı Adliyesi onu da anlatın. Şimdi tekrar. biz İstanbul Havalimanı bir defa Türkiye'nin çok mega projelerinden birisi. Ee, ve e, geçtiğimiz günlerde Macaristan'da Adalet Bakanları toplantısıydı. Birçok ülke... Adalet Bakanı İstanbul Havalimanı üzerinden Macaristan'a gelmiş. Bu ülkemiz için gurur verici. Cumbeşkânımıza bu konudaki destekleri için çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Türkiye'nin dünyanın bu anlamda çok önemli bir limanı haline geldi. Burada milyonlarca insanın olduğu yerde yargısal süreçler de insanlar mağdur ve bu konuda sıkıntı çekebiliyor. Nasıl yani mesela? Bir, yine az önce dediğimiz gibi ifade alınacak şikayetçi adliyede bir vaka oluyor. Orası adeta bir koca bir şehir gibi bir nüfus var. Vatandaş şikayet etmiş, yurt dışına gidecek. Burada bir yargısal sürece tabi olduğu için havalimanında gidemiyor. Bir Birkaç yıl önce... Bir vatandaşımız telefon açtı gece vakti. Ya bakanım ben havalimandayım. Zamanında şikayet etmişim. Ee, ve bu şikayet üzerine mahkeme bana tebrikat göndermiş. Ben Almanya'da yaşıyorum. Ee, bundan haberim yok. Şimdi havalimanında karşıma çıktı. Benim çoluk çocuğumla buradayım. Ve ben uçakta e, vakti geldi. Ben ne yapacağım? Büyük bir perişanlık. Yani tam da hani hukuk insanın işlerini kolaylaştırmak için vardır yaklaşımıyla. insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla ortaya koyduğumuz çalışma. Biz dedik ya. Bu adliye olsa havalimanında işlemini yapar ve yoluna devam eder. Bu konularla ilgili İstanbul Havalimanı'nda şu anda şu saatte hakim savcı arkadaşlarımız, adliye personelimiz orada çalışıyor. Şu saat itibariyle, dakika itibariyle. Ve e, vatandaşımız yurt dışına çıkacak. Bir yargısal konu önüne çıktığında orada bir mahkeme var ve bu işlemini yerine getiriyor. Bu çok kolaylaştırıcı bir... Orada hemen mahkeme kuruyor mu? Mahkeme, Aynen duruşma salonu var hakimler var dönüştürülmüş şekilde 7 gün 24 saat adliye orada hizmet ediyor ve bugüne kadar e, bu e, adliyede eee adli. havalimanı adliyesinde 7344 kişi için yakalama emri 5840 kişi için soruşturma işlemi yani 13000 kişi bundan yaralanmış. Bakın 3 çocuğuyla yurt dışına çıkan bir anne 15 dakikada işlemini yaptı tekrar çocuklarıyla beraber uçağını kaçırmadan gitti. Bir akademisyen yani bir iş adamı ortaklarıyla beraber yani düşünebiliyor musunuz? bir yargısal prosedür. O bizim veya o ilgili kişi için izahı mümkün. Ama yabancı ortaklarınızla beraber yurt dışına gidiyorsunuz. Ya polis geliyor, sizin bir işleminiz var, nezarethanede kalmanız lazım. Ama adli olunca 10 dakika müsaade alıp işini hallediyor ve sonrasında uçağına yetişerek gidiyor. Bu da vatandaşlarımız için gerçekten çok önemli bir aşama. Biz bunu Sabiha Gökçen'in içinde çalışıyoruz. Öyle mi? Antalya içinde çalışıyoruz. Rakamlara da bakarak bu konuda bunu geliştirmeyi de başarıyla uygulandı. Çünkü geçtiğimiz yıl başlattık. Bu da hayata dokunan başlıklardan biri oldu. Hiç denk geldiniz mi siz bilmiyorum. Sosyal medyayla aranız nasıl? Bakıyor musunuz? Sosyal medya kullanıyorum tabii. Takip Yasama Yürütme Twitter diye bir caps var biliyor musunuz? <laughs> yani şu sosyal medya hayatının artık modern çağın bir realitesi. Ya, ee, ama bir erk olarak e, bu anlamda bunun söylemek. Bunun neden söylendiğini anlatacağım. Bilmiyorum siz biliyor musunuz ama... E, ...sosyal medya üzerinden bayağı gözaltına almalar, tutuklamalar... ...hatta mahkeme kararlarının etkilenildiği söylenir. E, bazı kararlarda da görüyoruz bunu. Yani bu bir taraftan çok iyi... E, ...kamu vicdanıyla çok örtüşen kararların verilmesini sağlıyor bu takip. Ama bazen de çok dramatik hat hatalara da sebep oluyor. O yüzden de artık yani Twitter'ı böyle yasama yürütme Twitter diye... ...böyle bir e, şeye çevirdiler, bir kepse çevirip e, sembolle anlatıyorlar. Şimdi bu noktada böyle bir algı oluşması Adalet Bakanı'na göre nasıl? Önce onu soracağım. İngilizce... Daha sonrasında da sosyal medyanın özellikle mahkeme kararları üzerindeki bu denli etkili olduğunu siz de düşünüyor musunuz? Bu hoşunuza gidiyor mu? Şimdi e, sosyal medya hepimizin kullandığı bir mecra. Ya bundan 10 yıl önce e, sosyal medyada e, hakaret, e, sosyal medyada e, bu konuda e, bir, bir takım o mecra olmadığı için konular yoktu. Ama bugün e, birçok mesele yargıya, sosyal medyadaki hususlar üzerinden intikal ediyor. Ve sosyal medya herkesin hepimizin kullandığı bir mecra. Dolayısıyla elbette orası da bir özgürlük alanı. Herkes orada fikrini paylaşır ve bu mecrayı kullanır. Ama sosyal medya ile ilgili, sosyal alanda da olsun, başka yerde de olsun, yargı her delili elbette kullanır, istifade eder. Bu konuda işte sosyal medyada yazıldı da öyle oldu. Yani siz üç tane örnek, yani sosyal medyada o delil, görüntü çıkıyor. Savcı için o da bir delildir. Kolduk için o da bir delildir. Dolayısıyla o konu dosyaya girdikten sonra bir işlem yapılması olabiliyor. Onun ötesinde işte sosyal medyada yazıldı, işte şöyle oldu. Onun olmadığı yani yazılıp da aksi yönde çıkan elbette kararlar da var. Burada böyle bir böyle oluyor ve şu şekilde yargı karar veriyor, oraya bakarak demek yargıya büyük bir haksızlık olur. Ama biraz ilgisi ee, oluyor galiba ya. Yani bu anlamda şöyle, sosyal medyada bir yazılan ya da bir delil anlamında bir konu varsa bunu savcı kolduk yargı bunu dikkate alabilir. Ama sosyal medyada yazı, yazıyor diye hakim savcı orada böyle istiyorlar, şöyle istiyorlar diye bir karar vermez. Yargı, kongjektürden yargı beklentilerden değil dosyadaki delilden yola çıkarak karar verir. Ama böyle bir e, algı var mı? Var. Sosyal medyada işte yazıldı, öyle oldu. Sosyal medyada çıktı. E, işte ondan sonra bu görüntü. Ya o görüntü savcının önüne gelseydi, dosyada olsaydı da o ne karar verecekse verirdi. Ama oradaki çıkan o medyadaki bir delil de savcı için bir delildir onu araştırıp, değerlendirip ona göre takdir etmiş olabilir. Dolayısıyla o konuda bir genelleme yapmanı. sosyal medyada yazılıp, milyonlarca tweet atılıp, yani şöyle olsun diyor ama mahkeme bu anlamda kendi deliline göre karar veriyor. Sosyal medyanın bu konuda bir dezenformasyon yönüyle de çok evet. çıktığını görüyoruz. Adam tweet atıyor, tecavüze uğradım diyor. Bakıyorsunuz, araştırıyorsunuz, ne kadın, erkek birisi. Öyle bir tecavüz vakası yok. Yani çok büyük bir bu anlamda dezenformasyon olduğu da açık. Ee, evde adalet hizmeti diye yeni yargı paketiyle hayata geçirilen bir uygulama var. Baya hakimler, savcılar eve geliyor. Şimdi e, bu e, özellikle e, bizim E-Duruşma vaktimiz olursa belki ona da gireriz. Özellikle dijital e, imkanları çok yoğun bir şekilde e, hizmeti sunuyoruz. Yani avukat arkadaşlarımız başta olmak üzere ve e, insan Hakları Eylem Planı'nda da bir hedef olarak e, bizim yargısal süreçleri, hasta, yaşlı, engelli, bakıma muhtaç evde bu kişinin adalete erişimi anlamında çok önemli hedeflerimiz var. Mevzuatta da bunun yeri var. Biz sadece farkındalık ve bu konuda bakanlık olarak da teknik kapasiteyi artırıcı çalışmalar yapıyoruz. Ve bu hususunda yargı mensupları tarafından, eee sahiplenildiğini görmek de bizi mutlu ediyor. İşte geçtiğimiz günlerde de e, 80 yaşında teyzemiz şikayetçi olmuş ya da ifade verecek bir mağduriyeti var. Adliye gidemiyorum e, diyorlar. Teyze biz senin yanına geliriz diyor adliyeye. hakim savcı bayağı eve mi geliyor? E, hakim savcı eve gidiyor ve orada yargısal hizmeti e, yapıyor e, belli koşullarla. Bu zaten mevzuatta da. Ne koşullar? İşte hasta adliyeye gidemeyecek durumda e, olması halinde bu mevzuatta da olan bir e, uygulamaydı ama insan hakları Eylem planında e, bu konuda bir farkındalık oluşturuldu ve e, bu e, siz adliyeye gelemeyen hasta yaşlı engellerin bu konuda adalete erişimini de sizler sağlayın ve sizlerde sizler de bu adalete e, ulaşımını sağlayın ve önümüzdeki dönemde eee Kastamonu İnebolu'nun bir köyündeki amcanın e, dijital olarak da işte diyelim ki tanık yani mahkemeye gitmeden iki günü gidiyor. İlçe'ye gidiyor, oradan diğer mahkemeye. Kendi bulunduğu yerden de adliyeye bu hizmetlere katılabileceği bir sistem üzerinde de çalışıyoruz. Bu indirim hizmetini kolaylaştıracağız. diyor. Yani nasıl talep ediliyor? Bunu avukat istiyor? avukat talep ediyor. Kendisi talep ediyor. Avukat yoksa ne yapacak? Kendisi de talep ediyor. Zaten eee adliyeye talep edebiliyor. Zaten gelemediği anlaşılınca mahkeme de bunu araştırıyor ki bu eylem planında bu farkındalık veriliyor. Ya bir dosya ile ilgili yaşı belli e, durumu belli. Bu konular kolluk marifetiyle de araştırılıyor. Gelemeyecek durumdaysa, siz adalet hizmetini götürün ve vatandaşımız hukuka erişsin, adalete erişsin şeklinde bir hedefimiz e, bu anlamda çok güzel örnekleriyle de hayata geçmek istemektedir. E, duruşma için. dediniz, o ne? Şimdi elektronik duruşma 3. yargı paketinde e, kanunlaştı. E, 915 mahkemede Türkiye'de e, avukatlar e, duruşmalara katılabiliyorlar. Yani kendi ofisinden bulunduğu yerden İstanbul Çağlayan'da, İstanbul Bakırköy Adliyesi'ne bir Diyarbakır'da, Trabzon'da bir avukat duruşmasına katılabiliyor ve dijital olarak, yani o fiilen gitmeden duruşmaya katılıyor. Bu da hem yargılamayı hızlandırıyor, hem vatandaşımız için mağduriyeti önlüyor. Yargılamayı da daha bu anlamda etkin bir şekilde vatandaşlarımızı kolaylaştıran bir özellik. Yeni geçtiğimiz günlerde Ankara'da da tamamlandı. Tüm Türkiye'de hukuk mahkemelerinde bu anlamda hemen hemen tamamladık. İstanbul, Ankara'da da hepsinde var. E, ve duruşmalara dijital olarak e, katılabiliyor, kayıt altına alınıyor. E, ve fiilen e, duruşma salonuna gitmeden bu duruşmaların yapılabildiği bir imkan. Bu da çok önemli bir gelişme. Bunu da daha da geliştiriyoruz. Çok güzel memnuniyetler ve olumlu dönüşler var. Yeni uygulamalar arka arkaya sorayım da size, siz de anlatın. Çünkü birçoğunu bilmiyoruz, öğreniyoruz. Adli görüşme odası diye bir uygulama da başlamış. Şimdi Adli Görüşme Odası biz Cumhurbaşkanımızın karnamesiyle 2019'da Adli Destek Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurduk. Bakanlıkta yeni bir birim. Bu anlayışı şu. Adli süreçte çocuklar, kadınlar, yaşlılar, mağdurlar adliyede onlarla ilgili siz yalnız değilsiniz diye bir birim kuruyoruz. Psikolojik destek veriyor, elinden tutuyor, rehberlik yapıyor, hukuki haklarını anlatıyor. Bir Konuda da uzmanlarımız eşlikli, e, mağdur olmuş bir kadın, yani e, şiddete maruz kalmış birisi, duruşma salonuna geldiğinde Candaş Bey karşıda şiddet yapan faille yüzleşiyor. Ne oluyor? O kadının travmasını düşünün. Tabi. Bir daha olayı yaşıyor. Ya da e, istismara uğramış e, bir mağdur olmuş bir kişi, çocuk, kadın, onu görmek istemez yani kim olsa, o hali gördüğünde bir daha travmayı yaşıyor. Burada duruşma salonuna gitmiyor, adli görüşme odalarında e, o mağdur, e, hakim orada uzman var yanında, mağdurun yanında, hakim mağdura sorular soruyor ve duruşma salonundaymış gibi e, o kişi olayı anlatıyor, nasıl olduğunu anlatıyor, faille failiyle yüzleşmiyor. O olayı bir daha yaşamıyor, dolayısıyla örselenmiyor. Bunu da biz adli görüşme odalarını 105 adliyede 110 tane kurduk, bunu da artırarak sürdürüyoruz. Temel amacımız. Burada tarafların bir daha örselenmeden ve şimdi onun da yüzleştiğinde söyleyeceği maddi gerçeği de belki söylemekten uzak kalacak. Yanında uzmanlar da var, uzmanlar da destek veriyor, psiko destekleri yapıyorlar. Ve bu konuda da mağdurun adaleti gerçekleşmesi bakımından yanında olduğu, devlet mağdurun yanında, ben senin yanındayım dediği bir uygulama bunu da geliştiriyoruz. Çok başarılı bir İcra uygulama. İcra müdürlüğü sınavının açıklanmasını bekleyenler mesajlar atmışlar. Ee, soruyorum ne olduğundan bile haberdar değilim özür dilerim. Yani çok soruldu <laughs> diye. İstanbul Müdürlüğü kom komisyon bugünlerde e, açıklayacak galiba son e, çalışmaları yapıyorlar. Ee, şimdi biraz önce tabii kesildi. Ben size size işte bu sosyal medya şey baskısını sorarken geçenlerde resmi bir raporda gördüm. Tüm suçların %70'i artık siber ortamda işleniyormuş. Ee, şimdi ben ben de yaşıyorum, siz de yaşıyorsunuzdur. Ee, sürekli işte siber ortamda bir şekilde eee bir şeye maruz kalıyoruz, olumsuz bir etkiye de maruz evet. kalıyoruz. Çok da e, olumlu tarafları olmasına rağmen işte birçok hakaret davası, tehdit falan filan. Fakat e, buralarda ben genel olarak e, yani Türkiye'de bu siber suçlarla mücadele alanında yargıda biraz daha ileri e, gelişmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum çünkü çok bizzat yaşadığım için söylüyorum. Sayın savcılarımıza yaşadığımız şeyi anlatmakta zorluk çekiyoruz. Yani sosyal medya üzerinden gelen bir şey ya falan diye de bakılan durumlarla karşılaşabiliyoruz. İstisnaları dışında bırakırım. Bu konuda çok gerçekten sorumlu davrananlar da var. E, fakat az önce söylediğim gazetecilere yönelik, e, kadın gazetecilere yönelik şiddet içerikli mesajlarda da takipsizlik kararlarının verildiğine çok sıklıkla rastlıyoruz. E, ne diyorsunuz? Sizce de bu alanda yani bu siber suçlarla mücadele alanında ee, özellikle yargı kararlarının biraz daha bu noktada işlenen suçların e, gidişatını doğru öngörmeye ihtiyacı yok mu? Şimdi bir e, öncelikle sosyal medya e, bir sınırsız bir özgürlük alanı değil. Yani sokakta bir kişiyi küfredebiliyorsanız sosyal medyada da küfretmeye hakkınız yok. İnsanın onuruna, insana iftira atmaya e, kimsenin hakkı yok. Sosyal medyada da hakkı yok. Dolayısıyla sosyal medya maalesef şantaj, iftira Çamurat izi kalsın, hakaret, sövme aracı olarak geldi. Burada e, uygulamada e, çok e, yargı mensuplarının yani sokakta da olsa, sosyal medyada da olsa bu konuda hukuk neyse onun gereğini yapıyorlar. Ama e, genel itibariyle sorunlardan birisi de sosyal medyada bir hesap açıyor. Bu hesabın kime ait olduğunu bileceksiniz ki yargı önüne çıkaracaksınız. E, bu hesabın kime ait olduğunu soruyorsunuz sosyal medya. E, mecralarına e, bunu mahkemelere ya da kolla ya da devletin kurumlarına vermiyor. E, bu bilgiyi almayınca, alamayınca burada e, sahte isimde ya da e, farklı yerlerde e, yazıldığında, çizildiğinde bu anlamda e, faili tespit etmekte bazı zorluklar yaşanıyor. Şu an böyle bir sorun var mı hala? E, şu anda böyle bir sorun var. Tabii. Hangi mecralarda var? E, sosyal medya e, mecralarının büyük çoğunluğunda yani, var. Yani, Twitter'da, yani, Instagram'da böyle faili meşhur hesaplardan sallandığında, hakaret, küfür bulunamıyor mu bunlar? Ya onları e, onları çok 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 nadir bir şekilde, yani hele hakaret gibi konularda ki bazı ülkelerde hakareti suçla kabul etmiyor mevzuatı. Bunu da çok anlayamıyorlar. Yani Türkiye'de ama çok büyük bir sorun alanı bu. E, ve bu konuda da sorunlar yaşanıyor. Mevzuatla ilgili hakaret konusunda bir itibarsızlaştırmaya yönelik mecliste bir çalışma var. Grup grubumuzda, AK Parti grubunda Nasıl? bu konularla ilgili yani insanların itibar suikastine gitmesi ve sosyal medyanın mecra olarak kullanılmasını önlemek adına daha nelere ihtiyaç var? Bu hususta çalışmalar yapılıyor. Yani sadece hani yargı hususunda değil, uygulamada bunun cezalarıyla ilgili bir şey mi yapılmak lazım Kanuni düzenleme anlamında ne gibi hususlar olmalı? Bu konu çalışılıyor. Ve gerçekten sosyal medya mecraları bir insan onuruna hakareti, şantajı adeta yapma yeri olarak görülüyor. Ama sokakta da suç, sosyal medyada kimse kimseyi hakaret edemez, sövemez. Bu konuda da yine yargısal imkanlar Ama var. Ama bu olacak böyle? Yani herkes sahte hesabı açar, birbirine sayar, söver. Nasıl olsa şey de vermiyor... O, o şirketler de kullanıcıların şeylerini vermiyor. İşte bu zorluklarla beraber e, bu hususta para cezaları daha caydırıcı ne gibi hususlar olur? Tüm kurumlarla, meclisimizde, e, grubumuzda ve Cumhur İttifakı ile de ve tüm partilerle de bu çalışma yapılacak. Bu konu hakarete uğrayan kişi düşüncesi şu bu değil. Yani bütün insanımızın onurunu korumak hepimizin görevi. Ben mecliste de bu konuda yine uzlaşmayla, Sosyal medya mecrasında insanımızın onuruna yönelik saldırılarla daha etki nasıl mücadele edilir? E, bu yapılan çalışmalara verilecek katkıyla e, biz de oraya katkı veriyoruz. E, bir Daha iyi bir düzenleme olacaktır e, ve bunu da bu yasama döneminde e, umut ediyorum e, göreceğiz. E, bir af gündemi var mı? Yok. Çokça sorulmuş bu da. E, size şeyi soracağım tabii. Hakim savcı adayları soruyor. Yeni alımlar ne zaman yapılacak diye. 25-26 Aralık'ta sınav var ÖSYM tarafından yapılacak. Ve burada bin hakim savcı alınacak. Ben tüm gençlere başarılar diliyorum. Bir daha söyler misiniz bu önemli? Bin, bin hakim. 25 Aralık. 25-26 Aralık'ta yapılacak sınav. ÖSYM yapacak. Ve gençlerimize inşallah daha... Ee, başarılı genç arkadaşlarımızla daha da yargı sistemi güçlenecektir. Baroların bölünmesi hakkında Sayın Bakan ne düşünüyor diye sormuşlar. Ee, bunlar geçti, kanunlaştı ve şimdi baro seçimleri de yapıldı. Tüm seçilen baro başkanlarına ve yönetimine başarılar diliyorum. Savunma çok güçlü e, olmalı, daha da güçlenmeli. Yargının temel sacaya bir savunmayı güçlendirecek. Vergi indirimleri, CMK'da vergi indirimleri ve ücret artışları, e, tarifelerin artmasıyla ilgili de Savunmayı güçlendirici tüm adımları da yine takipçisiyiz yapmaya devam edeceğiz. Genç avukatlar arasında işsizlik çok yükseldi. Çalışanların çoğu da çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. Avukatların maddi ve manevi itibarını sağlamak için Adalet Bakanlığı'nın bir çalışması var mı diye soruyor. Genç arkadaşlarımızla ilgili özellikle mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımızla ilgili sürekli bir gündemimiz var. Tabii barolarla beraber bunun yapılması bildiğiniz gibi hükümetimiz zamanında Parti döneminde e, baro pullarıyla e, bu anlamda e, bir e, o anlamda bir finans e, imkanı e, sağlandı. Ama daha da geliştirmeye yönelik barolarla birlikte e, bu bizim temel başlığımız. Ne gibi e, düzenlemeler, ilave hususlar yapılır? Yeni istihdam alanları, e, hukuk mesleklerine giriş sınavı gibi mesleğin niteliğini artırıcı esaslı reformlar ve adımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. E, o konuda özellikle e, hukuk fakültelerinin e, çok olmasından kaynaklı da e, bir e, sorun alanı var. Bu e, gerçekten nitelik e, çok artıp Bu konuda neler yaptık? E, kontenjanların e, azaltılmasıyla ilgili çalışmalar ve e, barajın yükseltilmesi daha nitelikli insanların fakültelerine girmesiyle ilgili çok önemli adımlar attık ama bunlara yönelik yine çalışmalarımızı hukuk fakültesinin eğitiminden tutun. E, finansla ilgili de yapılabilecekleri, Maliye Bakanlığı olsun barolarla olsun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, bu 5. Yargı Paketinden bahsettik. Size biraz onu sorayım. Siz orada devletle vatandaşın arasındaki anlaşmazlıklara yönelik bir merkez var dediniz. Onun dışında neler var 5. Yargı Paketi'nde? Bir de ne zaman tabii bu? Şimdi tabii meclis e, tatildeydi, e, ara vermişti. Yeni e, açıldı. Bütçe yoğunluğu var. Bütçe öncesinde e, meclis tabii kendi gündemine, kendisi hakim. Ama gene itibariyle e, yargı reformu strateji belgesi bizim milletimize verdiğimiz bir taahhüt. Ve bunu da en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıkladı. Biz 2023'e kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini kuracağız. Özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye'yi milletimize yol haritasını belirledik, çalıştık, bunu da taahhüt ediyoruz diye bir belge ortaya koyduk. Bunlara da uygulamaya devam ediyoruz. Mecliste de bu konuda çıkan kanunlarla bunların hayata geçeceğine inanıyoruz. Yakın zamanda gelmesini beklediğimiz çocuk teslimi konusu var. Yani Nedir? Çocukların e, icra marifetiyle, yani karı koca boşanmış, ortada çocuk var ve mahkeme kararıyla e, diğer taraf çocuğunu görmesi gerekiyor. Ama çocuğu teslimde icra aracılığıyla görüyor. Nasıl ee, icza aracılığıyla e, aracılığı görüyor? İzza, icra. izzaya hani bir... Göstermiyor mu? Baba yada, göstermeyince ha. icraya para yatırıyor. Ha, tamam anladım. Ve tamam. E, o icraya yatırdığı parayla baba çocuğunu görüyor tamam. ya da anne çocuğunu görüyor. Biz burada iki şey yaptık. Bu... Çocuk bir icalık bir konu olamaz yani icranın konusu Tabii. olamaz. Ayrı bir birim. Az önce dediğim yeni kurduğumuz adli destek mağdur hizmetleri müdürlüğü bünyesine alacağız ve e, çocuğunu görmek için yaklaşık bin lira para ödüyor. Ya yani insan çocuğunu görmek Tabii. için para öder mi? Bu da olmasın dedik. Bu hükümetimiz de e, Cumhurbaşkanımız da bunu kamuoyuna açıklamıştı. Bunun kanunlaşmasıyla beraber e, çocuk tesliminde daha insani e, bir hale gelecek. Yine ee, özellikle uzun yargılamalarla ilgili e, yargılamalar uzun oluyorsa vatandaşın bu konuda bir tazmini doğuyor. Tekrar mahkemeye gidiyor. E, o da uzarsa ne olacak? Biz bir daha kardeşim sen bir daha mahkemeye gitme. Ali amca, Fatma teyze senin mahkemen uzadı. Bundan dolayı biz devlet olarak yani hükümet olarak biz yargısal yetkimiz yok. Ya, yani Adalet Bakanlığı cübbesi yok. Hakim değil, savcı değil. Kararı ben veriyor değilim. Bağımsız tarafsız yargı veriyor. Ama bu geciktiyse bu gecikmenin sebebi de mevzuattan olabilir, teknik sebeplerden olabilir. Senin uğradığın zararla ilgili bir devlet olarak ben zararını karşılayacağım ve bir daha mahkemeye gitmene gerek yok. Adalet Bakanlığı Üyesi'nde bir tazminat komisyonuna bunu alacağız. Vatandaşımızın uğradığı zararı buradan tazmin edeceğiz. Bu da vatandaşımıza yönelik çok önemli bir gelişme. Bir de özellikle pilot dava dediğimiz bir konu. Yani bin tane dava açılıyor aynı konuda. Ee, bu davalardan bir tanesini pilot dava yapıp e, bir üst merciye, istinafa, yargıtaya gidecek. Kesinleştikten sonra yani bin tane dava açıldı. 999 davayı da aynı gün karara çıkaracak şekilde bir sistem olacak. Yani böylece dosyalar gidip gelmeyecek. Vatandaş e, binlerce insan o süreçleri yaşamadan bir dosya üzerinden aynı konuda seri davadaki pilot dava seçilecek. Ve vatandaş o konuyla ilgili tüm yargısal süreçlerde yargılamalar bittikten sonra da Aynı günde diğer e, kararlar verilmiş olacak. Yine trafik maganalarına yönelik özellikle çok e, herkesi rahatsız eden e, bir mağduriyet söz konusu. Bu trafik maganalarına yönelik caydırıcı daha etkin bir düzenleme ile e, toplumun toplum yani cezayı bu anlamda caydırıcı bir hale getirecek e, bir düzenleme yine söz konusu. E, özellikle ısrarlı takip e, kadınlara yönelik de bu anlamda önemli aşamalardan birisi yolda, trafikte ya da yaya, evine, iş yerine, okuluna sürekli takip ediyor. Bu anlamda da ısrarlı takiple vatandaşımızı rahatsız eden fiillere karşı da bir yeni bir suç Çok oluşturulacak. Bunu da yine önümüzdeki dönemde bekliyoruz. Keza emsal karar, yani bin kişiyle ilgili mahkeme karar vermiş. Yani 20 yıl, 30 yıldır Yargıtay Danıştay aynı karar veriyor. Vatandaş gidiyor idariye, bir kamu kurumuna resmi daireye ya git davayı kazan ondan sonra gel. Ya halbuki dava açınca yine kazanacak ve binlerce davada hep aynı şekilde sonuçlanmış. Burada arkadaş evet sen bu konuda mağdur olmuşsun. Yargıtay danıştay böyle diyor. Dava açmana gerek kalmadan ben senin hakkını veriyorum diyeceği bir emsal karar uygulaması da yine başlayacak. Keza hakim savcı yardımcılığı e, konusu da önümüzdeki dönemde. O nedir? E, hakim yardımcılığı belli yargısal süreçlerde yani hakim adayları Hakim yardımcısı olarak belli süreçlerde, yargısal süreçlerde taraf olacak, uyap akışına dahil edilecek ve adliyenin tozunu, bir mağdurun gözyaşını görecek. Sadece teori değil, orada bil fiil, belki karar süreçleriyle ilgili taslaklar hazırlayacak, ara kararları yerine getirecek ve ondan sonra cübbi giyecek, hakim ve savcı olacak. Bu anlamda çok önemli bir çalışma ortaya konuyor. Yine yargı bağımsızlığını güçlendirecek şekilde de coğrafi teminat, yani hakim-savcı ben bu kararı verirsem acaba tayinim çıkar mı? Ben çoluk çocuğumu okula başlattım, kışın ortasındayım. Ben bu kararı verdiğimde acaba bulunduğum yerden gider miyim? Elbette böyle uygulamalar yok ama kanuni anlamda bu konuda bir güvenceyi vererek yargı bağımsızlığında e, güçlendirecek bir düzenlemeyi yine hedefliyoruz umutlu ediyorum bu konuda da çalışmalar. Bu Senel soruyor diyor ki 30 yıldır infaz koruma memurlarının haklarında iyileştirme için çalışmalar olduğu söylenir. Sayın bakanı sorar mısınız bu çalışmaların tamamlanması için net bir tarih verilebiliyor mu yoksa bir 30 sene daha bekleyeceğiz mi diye diyor. Yani 30 yıldır beklenen yıpranma payı vardı o bizim personelimiz de arkadaşımız biliyordur yıpranma payı 30 yıllık 40 yıllık bir hayaldi e, bu Cumhurbaşkanımızın desteğiyle e, hayata geçti çok önemli adımlar teknik olarak şimdi ben tek tek sayamayayım ama bu yeterli mi? Daha da fazlasını tüm kamu çalışanlarımız için, tüm adliye personelimiz için, tüm çalışanlar için toplu sözleşmede aday tazminatı getirdik. Ve yine tüm memurlarla ilgili, kamu çalışanlarla ilgili yaptık. Daha da fazlasını ek gösterge dahil, tazminatlar dahil yine hükümetimiz yapacaktır. Bu konuda Tüm çalışanlarımızın daha iyi ortamlarda çalışması bizim temel yaklaşımımız. Ee, onlara da buradan özveriyle çalışan tüm personelimizin selamlarımızı Görevi başlayan selamlarımız bir hakim savcı doğru. ne kadar maaş alıyor Sayın Hakan? Ee, yaklaşık bir 10 e, bin e, civarında olması lazım. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde Evet. Yani göreve başlayan yeni hakim savcı 10 bin evet. lirayla başlıyor. Yaklaşık. Sizce bu ücret e, yeterli mi? Ee, tabii kademeler ve zaman içerisinde terfilerle beraber e, hakim savcı e, maaşlarında çok iyileştirmeler oldu. Yani önceden e, bu kadar e, değildi hakim savcılar e, diğer meslek gruplarına göre daha düşük alırdı. ama şu anda hakim savcılarımız özlük haklarına maaşlarını çok iyileştirme oldu. E, bu e, elbette hak ettikleri bir e, konuydu. Çünkü hakim savcı parası anlamda e, bu e, hakkını e, alacak ki dosyasına insanların beklediği adalete daha etkin bir şekilde yine zaman ayırsın, şu anda hakim savcılarımızın parasal maaşla ilgili çok büyük bir memnuniyeti var. Ben Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum verdiği destekler için. Sizinle ilgili bir ele... sizinle ilgili bir şey olumlu ama partiyle ilgili bence ilk hükümetle ilgili bir eleştiri bu. Deniyor ki Sayın Bakan özellikle yürüyen davalarla ilgili konuşurken çok dikkatli davranıyor. Müdahil olmamayı, herhangi bir yönlendirme yapmama konusunda çok hassas davranıyor mu? Kendi bağlı bulunduğu parti ve hükümetin özellikle bazı davalarla ilgili yaptığı açıklamalarda da aynı yön, aynı hassasiyetin takip edilmediğini görüyoruz. Sayın Bakan'ın bununla ilgili söyleyecek bir şey var mı? Muhtemelen yoktur. Ama <laughs> var mı yani? Şimdi yani, o program başında yani, konuştuk bu arada. Böyle Canlaş Bey, e, elbette yargısal süreçler e, kamunun önünde gerçekleşiyor. Herkesin yargısal kararla ilgili eleştirisi olabilir ve buradan yargının da... Ama daha yani, verilmemiş kararlarla ilgili, yürüyen yani, davalarla ilgili yani bir eleştiri, değerlendirme olabilir. Bir tavsiye, talimat elbette olmaz. Bu konuda hepimizin ortak hassasiyeti aynıdır. Adalet saraylarında yazı işleri müdürlüğüne adliye dışından hukuk mezunları da alınacağına dair bir söylenti varmış. Bunun gerçekliği var mı? Varsa çalışanlar açısından hak kaybı olabileceğini musunuz diye çokça sorulan bir soru bu. Biz yazı işleri müdürlüğü sınavlarını, görevde yükselmeleri hep adliyedeki arkadaşlarımızla yaptık. Onların çünkü tecrübeleri var, bu konudaki önemli başarıları var. Ve yine oradan da çok büyük bir başarıyla geçtiğimiz günlerde de yaptık. Yeniden de bir görevde yükselme talebimiz oldu. O süreci de başlattık. Yine arkadaşlarımızdan görevde yükselecekleri, yazı işleri müdürlüğü olabilecekleri bir sistemi çalışmayı devam ettireceğiz size bir şey soracağım. Ben mesela çok bundan rahatsız oluyorum. Zaman zaman da yazıyorum. Ee, mesela hukuk mesela yargı meselesi için esas merkez çekirdek hukuk fakülteleridir. Ya Türkiye'de mesela hukuk fakültelerine veteriner dekan atandığını falan duyuyoruz. Ee, bu bir Adalet Bakanı olarak sizi rahatsız etmiyor mu? Ee, çok e, rahatsız ediyor. E, bu konuda da takip ediyoruz. Yökte'de görüşüyoruz. Teknik bir takım zorunluklar geçici olduğu e, ya da orada öğrenci olmadığı için yani e, açılmış ama öğrenci yok gibi ustalar geliyor. Türkiye'de hukukun nitelikli ve kaliteli olmasının temel yöntemi, sebebi Candaş Bey nitelikli hukukçu yetiştirilmesidir. Yani güzel bir Türkçe gerekçeli bir dil, ta belki ilkokul yıllarına itibaren güzel bir Türkçe akıcı, iyi bir Türkçe muhakeme, hukuk faaliyeti ve hukuk sosyolojisi çok iyi bir müfredat, çok iyi bir hukuk eğitimi. Yani bu hususlarla ilgili hukuk eğitiminin kalitesi ne kadar güçlü oldukça hukukçuların kalitesi o kadar artacak ve Türkiye'de hukukun da çıtası daha da yükselecek. Bu konuda bizim gökle yoğun temaslarımız kalitenin artmasına yönelik çok yakın takibimiz oluyor. Bunun ısrarla bunu takibinde sürdüreceğiz. Sizin bundan rahatsız olmanız ama çok güzel. Yani çünkü bu yargı adalet dediğimiz insan bu kurum kavram, bu kurumun kavramı mensupları tarafından geliştirilen bir kurum. Yani veteriner dekanın e, fakültesinden mezun olan hukukçu da o kadar oluyor zaten. Ya burada e, özellikle kontenjanlarla ilgili bizim insan Hakları Eylem Planı'nda da var. E, hukuk fakültelerine girişte ilk 200 bine giren hukuk fakültelerine girebiliyordu. Evet. Şu anda 125 bine yükselttik biz bunu. Yani evet. Türkiye'de ilk 125 bine girersen seneye ne olacak biliyor musunuz? İlk 100 bine girenler hukuk fakültelerine girebilecek. Buradaki amacımız ne? Hukuk fakültesinde mezun olan birisi avukat oluyor. Savunma çok güçlü olması lazım nitelikli, hakim savcı oluyor, bir hakkında tutuklama kararı veriyor, bir hakkında boşanma kararı, birinin gözyaşını dindiriyor ya da bir mağduriyetini gideriyor. Dolayısıyla burada, bu e, anlamda kalitenin artması lazım. İşte e, şu e, fakülte öğrenci bulamazsın, bana ne ya? Hukuk fakültesinden para kazanma. Tabii. Yani bu bir müşteri gözüyle bakamazsınız. Hukuk fakültesi en kaliteli, en nitelikli arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin e, girip başarılı bir şekilde mezun olacakları ve hukuku, adaleti tesir bir sistem olmalı. Bakın bunlar olacak değil. Yaptıklarımız ve bundan sonra da devam etmesini takip edeceğimiz konular. Yine 2023'te faaliyete girecek. Şu an yok. Hukuk fakültesinden mezun olan herkes bugün mesela avukat olabiliyor hemen. E, hakimlik sınavına giriyor. Ama hukuk fakültesinden mezun olan birisi eğer hukuk mesleğine girecekse bir sınava girecek. ÖSYM tarafından. Bu sınavı geçince bu e, ÖSYM sınavını ondan sonra avukatla başvurabilecek. Ondan sonra hakimlik başvurabilecek, noterliğe başvurabilecek. Bu da çıtayı yükseltecek. Yani biz sorunlar bitti, her şey gülük gülü sandık demiyoruz ama bunları yapma kararlılığımız var, yaptıklarımız var, daha da yapacaklarımız var. Bunlar bizim milletimize taahhüdümüz. Kanun gerekenleri meclisimizin takdiriyle, uygulama gerekenleri de bizler yine yakından takip edip milletimizin adalet duygusunu daha da güçlendireceğiz. Çünkü adalet oksijen gibi. Eksikliğini ancak olmayınca hissederiz. Bunu da kimsenin hakkı yok. Bu bizim ortak görevimiz milletimize de yapmamız gereken bir ödev. Araya gidiyoruz. Aradan sonra az önce konuştuğumuz son bölümünde Adalet Bakanı ile birlikte bitireceğiz programı. Az önce konuştuğumuz son bölümündeyiz. Programı bitireceğiz. Bitirmeden önce size şeyi sorayım. Bu lekelenmeme hakkı ne? Şimdi lekelenmeme hakkı, insan onuruyla doğar, yaşar ve hiçbir şekilde de onun haysiyetine yönelik saldırısını bu anlamda hukukun koruması lazım. Yani lekelenmemesi lazım. Ama özellikle yargıyı da istismar ederek, kullanarak vatandaşla ilgili, biriyle ilgili genel soyut ifadelerle vatandaş şikayete maruz kalabiliyordu. Bu konuda çıkardığımız yine kanunla bu reform yaklaşımdaki düzenlemeyle vatandaşa kimse çamur atmasın kardeşim. Genel, soyut afaki şeylerle vatandaşın evine, iş yerine polis gitmesin o şüpheli olmasın diye bir düzenleme. Ve bu düzenleme de çok başarıyla uygulanıyor. Bugüne kadar 453 bin kişi hakkında dava açılmadı. Yani Keyfi şekilde işte iftiralar yapılıyor ama yargı, savcılık bunu tek tek değerlendiriyor. Bu genel bir ifadedir, e, asılsızdır diye vatandaşı şüpheli bile yapmıyor. Eğer bu kanun olmasaydı 453 bin kişinin evine, iş yerine e, polis gidecek, savcı önüne çıkacaktı. Savcı talimatıyla bu yargısal işleme tabi olacaktı. Ama bu lekelenmeme hakkıyla birlikte vatandaşımızın e, onuru korunmuş oldu. Bu anlamda da çok iyi bir uygulama ve halen başarıyla da uygulanıyor. Bunun tüm alanlarında da yine genişletmeye, bu hakkı kapsamını genişletmeye de devam ediyoruz. E beşinci yargı paketinde süresiz nafaka diye bir başlık var mı? Nafaka ile ilgili çok e, bu konuda çalışmalar yapıldı, e, değerlendirmeler yapıldı. Bir, e, bu düzenleme yapılırken kadının da, nafaka ile geçinen kadının da mağdur olmaması hassasiyetiyle yapılabilecek bir düzenleme olabilir. Ama bu konuda şu an itibariyle e, bir e, meclisin takdirinde onun adına bir şey söylemek doğru olmaz tabii. Siz Fenerbahçesiz değil mi? Evet. Nasıl buluyorsunuz Fenerbahçe'yi? <laughs> Vallahi bu ara çok şey değil. Keyifli. Seride biliyor musunuz maçları? Ya fırsat bulunca seyrediyorum dün Beşiktaş tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Ee, güzel bir oyun oynadı. Ee, ama biraz keyifsiz gidiyor tabii bu ara. Ee, sizin bir kediniz var galiba değil mi gerçekten? Evet. Oscar bu ismi. Oscar. Biraz önce püşe yaparken anlatırken şey yaptınız <laughs> oradan aklımda kalmış. Oscar var bir de e, Toros var. Köpeğimiz var. Öyle mi? Onlar Cinsini? da bizim e, erkek e, şey e, Kangal cinsi. Hmm. E, ve e, çocuklar da çok Evet, evde bu gibi hayvanları gibi. korumayla ilgili yasa çıktığında herhalde bir size şey o tebrik evet, tebrik sizinesi olmuştur. ya. Siz de bunu bir yine böyle bir hayvana şiddet meselesi için ben sizi aramıştım haber yapmak Görüştük. için. Orada siz de bayağı bir kızgındınız. Yani ya ben bununla çok uğraşıyorum bu yasa çıksın ha diye inşallah bunu başaracağız dediniz ve sonra evet. 6 ay sonra çıktı evet. gerçekten o yasa. Evet. Yani gerçekten güzel bir düzenleme oldu. Eee evet. Yani ben sorabildiğim kadar soruyu sordum. Vallahi programın başında e, güncel tartışmaları Sayın Bakan'a sordum ki e, neredeyse tamamını sordum. İkinci bölümde de teknik konuları, bakanlığın yaptıklarını ve sizlerden gelen soruları sordum. E, programın sonuna geldik. Sayın Bakan size bırakayım son sözü. Şimdi, İsterseniz soruda e, Çok teşekkür ediyorum. E, konuşacak çok şey var. Ama şunu ifade etmek lazım ki Türkiye AK Parti ile birlikte yeni bir sayfa açtı. Işte, reformlarla, değişimle, sosyal gelişimlerle beraber vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa... Bu konuda birçok meseleyi hallettik, sorunları çözdük ve kalan sorunları da çözme kararlılığı var. Yani tüm sorunları, mevcut sorunları da çözecek bir iktidar var. Cumhurbaşkanımızın bu yönde hem terörle etkin mücadele, vatandaşımızın huzurunu bozan içeride ve dışarıda bir terör koridoru kurulmasına yönelik hedefleri kaynağında kurutacak bir kararlılıkla vatandaşımızın huzurunu korumaya büyük bir özgüvenle devam ediyoruz. İHA'larla, SİHA'larla, savunma sanayinde, Gel, geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'ye kimse ev ödevi veremeyecek, vatandaşlarımızın kimse huzurunu bozamayacak. Vatandaşımızın özgürlüğünü e, artıracak çalışmalarda yapıyoruz. Eskiden düşüncesinden dolayı, e, aidiyetinden dolayı, etnik gücünden dolayı, e, aidiyetinden dolayı insanlar ötekileştiriliyordu. Red politikaları vardı, inkar politikaları vardı, asimilasyon politikaları vardı. Bunların hepsini eski Türkiye'nin tarihin çöplüğüne bıraktık. Ama yeni Türkiye'de Özgürlükleri geliştirdik, demokrasiyi daha da güçlendirdik. Bunları daha da artıracağız. Yani hepsini yaptık, bu kadar diyemeyiz. Yani AK Parti değişimci bir partidir, Satıko'ya asla teslim olamaz. Yani biz bu kadar yaptık, bizim layık gördüğümüz Türkiye budur diyemeyiz. Daha güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var milletimizin. Gençlerimizin daha özgüvenli bir geleceğe ihtiyacı var. Ve bu konuda sorunlarını da biliyoruz, bu sorunları da çözmek kararındayız. Geleceğe vatandaşlarımız daha güvenle baksınlar. 2023 yeni yüzyıl daha güçlü bir Türkiye olacak ve yeni yüzyıla daha özgüvenle, daha büyük bir Türkiye ile ulaşacağız, erişeceğiz ve demokrasiyi daha güçlendireceğiz. Eleştiriden, farklı düşünceden çekinmeden, ötekinin düşüncesine de değer vererek, onu da anlamlı kılarak, düşünerek yolumuza devam edeceğiz. Farklılıklar bizim zenginliğimiz. Kimin e, siyasi düşüncesi, mezhebi, meşebi, etnik aidiyeti ne olursa olsun, 84 milyon vatandaşımız bu ülkenin gerçek sahibidir. Herkesin elinde bu ülkenin tapusu vardır. Hiç kimsenin başka bir e, kişiden üstünlüğü yoktur, olamaz. Dolayısıyla bu konudaki e, hem mevcudiyeti hem de algıyı da varsa istisnai uygulamaları da e, asla e, izin vermeyecek hukuk devletini daha da güçlendirecek şekilde vatandaşımızla yeni yüzyıla cumhuriyetimizi daha da güzel bir şekilde taşıyacağız. Milletimiz müsteri olsun, güvenmeye devam etsinler. Bizler de ev ödevimizi, bu konudaki milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye bölgesinde ve dünyada daha güçlü, daha müreffeh ve daha adaletli bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz. Cuma günü Cumhuriyet Bayramı. İsterseniz Cumhuriyet Bayramı nedeniyle de muhakkak söyleyecekleriniz vardır. Çünkü siz yılda bir kere televizyona çıkıyorsunuz. Bu, bu yıl biz başardık bunu. İnşallah seneye de biz başarırız ama. Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşları milli mücadele kahramanlarını minnetle saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimiz, cumhurla, vatandaşımızla geleceğe daha güçlü adımlarla gidecek. Cumhuriyetimizin ortak değerlerini hep birlikte koruyarak, Farklılıklarımızı daha da güçlendirerek Türkiye bölgesinde dünyada lider ülke olmaya devam edecek Cumhuriyetimiz, ülkemiz, demokrasimiz daha da güçlenecek Ben tüm milletimizin, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı da kutluyorum Daha nice kıyamete kadar Ay Yıldızlı Bayramımız güçlü, daha özgürce dalgalanmaya devam edecek Evet ben de şimdiden herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum Sayın Bakan çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağlım katılar diliyorum. Için. Biraz ısrar ettik sizi katılmak buraya getirmek sağ için ama başarmak bizim için olun. çok önemli. Teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyoruz. Ben de. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta aynı gün yine buradayız. Hoşçakalın.